Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Merhabalar sevgili izleyiciler. Kur'an'ın öğrettiği kavramlar ya da diğer ve kısa adıyla KÖK programımızda sizlerle birlikteyiz. Bizleri tekrar evlerinize konuk eden, bizlere bu imkanları, sizlere ulaşma imkanını bahşeden Rabbimize sonsuz şükürler ederek programımıza başlıyoruz bu haftada. Yine tabii her zaman olduğu gibi değerli hocam Doktor Fatih Orum'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz Allah'a çok şükür. Teşekkürler. Havalar yine birden bozdu hocam. Bakın ben bu sefer yine sizden daha kalın giymiş vaziyetteyim. Evet. Hocam bugün tebliğ konusunu İnşallah. Ele alacağız Allah nasip ederse. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz Kur'an'ın öğrettiği kavramlarda bu sezon özellikle Kur'an'ı anlama usulüyle yakından ilişkili, ilişkilendirilebilecek kavramları ele alıyoruz, masaya yatırıyoruz. Programımızın başından bu yana pek çok kavramı bu şekilde değerlendirdik. Bugün de onlardan bir tanesi daha. Tebliğ kavramını inşallah işleyeceğiz Allah izin verirse. Bu arada Doktor Fatih Orum hocamızın yeni kitabını da bu vesileyle tanıtmış olalım. Programımızda da detaylı bir şekilde incelediğimiz tasdik, tebyin ve nesih kavramlarını böylesine hacimli denebilecek bir kitapta tüm detaylarıyla ele aldığı Allah razı olsun hepinizin ilgilenenlerin de özellikle bilgilerine sunulur. Süleymaniye Vakfı yayınlarından temin edilebilir hocamızın kitabı. Hocam ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Allah etkisini hayırlı i̇nşallah. Kılsın ve daim kılsın inşallah. İnşallah. Hocam bugün tebliğ kavramına geçeceğiz. Yalnız isterseniz başlamadan önce, yani bugünkü kavramımıza geçmeden önce geçtiğimiz programımızda burada bir takım meallerden örnekler vermiştik. Ve bu mealler içerisinde de özellikle En'am suresinin 147-148 olması lazım. Ya da 148-149 ayetlerini okumuştuk. Meallerdeki anlaşılmazlığa dikkat çekmiştik. Hatta yani anlamsızlık mı denir artık ne denir tam şey yapamadım. Dikkat çekmiştik. Ve izleyicilerimiz hafta içerisinde bu mealin doğrusuna tabii haklı olarak ulaşmaya çalışmışlar. Diğer meallerden bu ayeti okumuşlar. Fakat bize gelen çok sayıda mesajda görülüyor ki tüm mealler aynı manayı vermişler ki biz de zaten geçtiğimiz hafta bunu belirtmiştik. Fakat ayetin olması gereken manasını burada vermemiştik. İsterseniz bunun manasını verelim ve neden o mananın olması gerektiği, burada önemli nokta nedir ayetin anlaşılmamasıyla ilgili. Bu konuyla isterseniz hem geçtiğimiz haftadan bir devam mahiyetinde başlamış olalım. Buyurun. İyi olur Erdem Bey. Zaten bugün tebliğ konusunu konuşacağız. Rasullerin görevlerinden belki de en başat görev tebliğ. Tebliğin kıyamete kadar devam edeceğinden hareketle biz şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Allah'ın kitabı kıyamete kadar insanlara birileri tarafından ulaştırılacak. Emin misiniz hocam? Yani ulaştırıl, en azından böyle bir görev var hepimize, Rabbimiz böyle yok, bir görev. Yok yani görevi. Şöyle sordu, mesela bana ulaşan, şimdi ulaşan bir takım şeyler var. Hani bu kitabın bizlere hitap etmediği ile ilgili de bir takım spekülasyonlar varmış internette yayılan, hatta işte hocalardan bir tanesi. Geçtiğimiz hafta da burada şey yapmıştık, daha doğrusu cumartesi günkü programda da ele almıştık. Maalesef bu bize hitap etmediği de dillendirilen şeylerden de, o yüzden biraz kinayeli müdahalede bulundum hocam, kusura bakmayın. Evet, yani öyle bir takım insanlar tarih boyunca Allah'ın ayetlerine karşı büyüklük taslamış olabilirler, kibirli bir tavırla yaklaşmış olabilirler. Tarih boyunca hep bu böyle olmuş, bugün de olabilir. Yani bugün de işte Allah'ın şu an elimizde bulunan kitabının esasında bizlere inmediği, bizlere hitap etmediğine dair söylemlerle karşılaşıyoruz. Ama tabii sadece tırnak içerisinde, sizin de işte zaman zaman söylediğiniz gibi, bu insanlara da hayranlık duymuyor değiliz. Çünkü bu insanlar hakikaten esasında dünyanın en cesur insanları. Çünkü Allah'a karşı meydan okuyan insanların cesaretine tırnak içerisinde hayran kalmamak mümkün değil. Ancak Allah'ın kendi ayetlerini
etkisiz kılmak, onlara karşı bir savaş ilan etmek niyetinde olan ve bunu devam ettiren insanlar için de ötede çok şaşırtıcı sürprizleri olduğunu yine biz ayetten, Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Hocam bu Kur'an 21. yüzyılın Abdülazizlerine, Canerlerine, Mehmetlerine inmemişti, hitap etmez denmekle aslında 21. yüzyılın ilhamisine hitap etmez denmek isteniyor gibi bir algıya kapılıyorum ben de. Ben de bunu burada parantez içinde söylemiş olayım. Bir örnek de, örnek babında söylediniz. Örnek babında. Yok örnek falan değil. Yani direkt söyledim. Bilmem ne babında söyledim de. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yani özellikle buradan bu tarihselci olduğunu söyleyen hocalara şöyle bir soru sormam gerekiyor. Yani tabii muhtemelen beni kale almayacaklardır. Sen de kimsin, ilmin ne falan diye. Önemli değil. Ama ben böyle bir sorunun cevabının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki, Kur'an eğer tarihin bir dönemine indiyse ve o dönemdeki insanlara hitap ediyor, bugüne hitap etmiyorsa, bana lütfen o dönemin nerede bittiğini ve ondan sonra hitap etmediği, Kur'an'ın hitap etmediği dönemin nerede başladığını, o yılın ve ayın, günün, tarihinin ne zaman olduğunu lütfen bir belirtirlerse, biz de bilelim ki o tarihten sonra, yani mesela Resulullah'ın ölümüyle mi bu? Yani Resulullah öldükten sonrasına hitap etmiyorsa, Resulullah'tan sonra hayatta kalan ashab, tamam Resulullah öldü artık Kur'an bize hitap etmiyor. Bundan sonra biz Kur'an'dan öğrendiklerimizle 600 sayfayı 60 sayfaya indireceğiz ve herkes kendisi Allah gibi kitap yazsın deyip oturup böyle bir kitap mı yazdılar? Böyle bir davranış mı sergilediler? Ya da bu tarih ne zaman? O Kur'an'ın artık bize hitap etmiyor diyebileceğimiz tarihini lütfen bu tarihselci dostlarımız, hocalarımız bizlere bildirirlerse çok mutlu oluruz deyip bu bahsi isterseniz böyle geçiştirmiş olayım. Evet, bu tam bu bağlamda aslında bir ayet okuyabiliriz Erdem Bey. Biraz önce bir takım şeyler söyledik. Bu duygusallıkla söylediğimiz zannedilmesin, evet. Esasında Allah'ın ayetlerinin tebliği bir nevi. Buyurun hocam. Mü'min suresi 40. Sure. Buradan hangi ayet hocam? 56. ayet. Hı-hı. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي اَيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ Yani kendilerine herhangi bir delil verilmeksizin, ellerinde Allah tarafından verilen bir belge, bir delil, bir kanıt olmaksızın, Allah'ın ayetleri ile mücadeleye kalkanlar. Muazzam hocam bundan sonra. اِنْ ف۪ي صُدُورِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِينَ Onların kalplerinde öylesine bir büyüklük vardır ki, bunu söyleyen Yüce Allah. Evet. Ama hiçbir zaman o kafalarında ve içlerinde büyüttükleri o pozisyona da asla varamayacakları bir büyüklük, evet. Bir kibir. Dolayısıyla bunu söyleyen Yüce Allah, bunu kimler için söylüyor? Allah'ın ayetlerine karşı mücadele edenler. Allah'ın ayetlerine karşı mücadele etmek, Allah'ın kitabındaki bir takım ayetleri silmek, onları oradan çıkartmakla değil, Allah'ın kitabının imajını, insanların gözü önünde itibarsızlaştırmak. Yani ne demek? Evet, bu Allah'ın kitabı ama bugün insanın hiçbir anlam ifade etmiyor demek, Allah'ın ayetleriyle mücadeleye girmektir. Hocam adeta ayetin devamı da bu kişilere hitap ediyor. İşte asıl oraya gireceğim. Biz hani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Kur'an okuyacağınız zaman Allah'a sığının diyor ya. Hmm. Ve onu işte فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ O taşlanmış, kovulmuş şeytandan Allah'a sığının diyor. Devamında da burada فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Allah'a sığının. Kim, peki kimden sığınacağız? İşte böyle bir mücadele içerisine giren insanlardan Allah'a sığınmak gerekir. Çünkü bunlar hakikaten tırnak içerisine tekrar söylemek gerekirse çok cesur adamlar. Bütün kainatı yaratan yüce yaratıcının aklını, muhakemesini, öngörüsünü bir nevi sınırlamaya cüret eden insanlar. Yani bir nevi bugünün olacaklarını tahmin edemedi ve yerel, bölgesel, tarihsel bir takım şeyler söyledi. Dolayısıyla birazcık geri planda kaldı şeklinde bir Allah inancı, Allah tasavvuru, algısı oluşturup Allah'ın kitabını işte böyle itibarsızlaştırmak, etkisizleştirmek için. Yoksa o sizin söylediğiniz
işte o söylemi me karşı Rabbimiz burada Allah'a sığının onlardan diyor. Evet. Bu arada belaga kelimesinin de yine burada. Tabii aynen öyle. Hiçbir zaman ulaşamayacakları evet. içlerinde bir büyüklük, evet. bir mütekebbir bir tavır Allah'ın ayetlerine karşı. Evet. Hocam tamam. Şimdi, teşekkür ederiz. O geçen hafta demiştik ki Kur'an-ı Kerim'de bir takım tahrifatlar yapılıyor. Allah'ın ayetlerinin anlamı üzerinden bir takım tahrifatlar yapılıyor demiştik ve bu ayetleri örnek olarak göstermiştik. Herhangi bir mealden okunduğunda ikisi arasında bir çelişki olduğunu, oysa Allah'ın kitabı ise burada çelişkinin düşünülemeyeceğini söyledik. O halde bu çelişki anlam üzerinden, meal üzerinden yapılıyor demiştik ve En'am suresinin 148. ayetini okumuştuk. Evet. Bakınız ben şimdi yine elimdeki bir mealden okuyorum. Buyurun. Putperestler diyecekler ki, şimdi tabii putperestler ifadesi de esasında şirk koşan Çok sınırlı bir ifade. Yani eşreku kelimesinin insanların zihinlerinde olarak. Oluşan taşa toprağa tapan, ne yaptığını bilmez bir takım insanlar için. Oysa burada seyekulüllezine eşreku. Yani Allah'a ortak koşmak. Allah'a her konuda insan ortak koşabilir. En iptidai şekli olan taşı, toprağı koyarak, ki çok azdır bu tür insanlar, hevasını, hevesini, bir takım kutsalları, bir takım kişileri, diri ya da ölü, onları da otoriteleri simgeleri, gücü, kudreti, Allah'la kendi arasına koyan insanlardan bahsediyor. Bunlar şöyle diyeceklermiş: Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Şimdi meal böyle. Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Tamam. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Allah meali dileseydi böyle olurdu. Böyle olurdu. Tamam. Şimdi bu meali okuduktan sonra bu defa 149. ayeti hemen peşi sıra okumuştuk. Ben yine okuyorum. Buyurun hocam. De ki kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. Bir de 148'in sonunda yalan söylediklerine dair bir ifade de var. Zaten şöyle onu da okuyayım. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Yani böyle söylemeleri yalan. Allah dileseydi biz şirk koşmazdık demeleri yalandır yalan. Diyor Rabbimiz. Ama 149. ayetin mealini okuyorum. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. Ne oldu? Yalan şimdi değilmiş. Şimdi kim yalan söylüyor burada? Bu meale göre. Evet. Şimdi Allah'ın kitabında böyle bir şey olmaz dedik. Evet. Ve bütün meallerin işte seyircilerimiz de görmüşler zaten hafta içerisinde aynı. Peki doğrusu ne? Doğrusu nedir derken şimdi burada şa'e fiili geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de çokça geçer ve hakikaten böyle hayati hataların yapıldığı meal açısından, tefsir açısından hayati hataların yapıldığı ayetlerdendir hep şa'e fiilinin geçtiği fiiller. Bu konuda değerli hocamız Abdülaziz Bayındır'ın bu fiille ilgili çok uzun yıllar boyunca süren çalışmaları ve bu çalışmaların da matbu olarak işte doğru bildiğimiz yanlışlarda bütün örnekleriyle ilk kırılmanın başladığı tarihten ve bunun sonuçlarına kadar detaylı bir bilgiyi doğru bildiğimiz yanlışlar kitabından ulaşabilirler. Evet. Şimdi peki nedir burada? Doğrusunu verirsek şayet. Seyekulüllezine eşrekû levşâllâhu mâ eşrekna ve lâ âbâ'unâ ve lâ harramnâ min şey. Yani bu şirk koşanlar diyecekler ki Allah tercihini bu istikamette kullansaydı biz hiçbirimiz ne şirk koşardık ne yanlış yolda olurduk. Yani bu ne demek? Esasında bütün şu an yaptığımız her şey Allah'ın bu konudaki kat'i iradesiyle oldu. İstemesiyle oldu. Böyle şey yaptı. Tercihini bu yönde kullandı ve biz de dolayısıyla şirk koştuk. Şirk koştuk. El mahkum ne yapabilirdik ki? Diyorlar. Kaderci bir anlayış. Bugün de işte bütün toplumu saran herhangi bir olay karşısında gösterilen en ucuz refleks. Yani bu böyle elden ne gelir anlamında. Evet. Bunlar da kendi yapmış oldukları itikadi ve ameli bütün yanlışların faturasını Allah'a, yani biz sen bize kızıyorsun ama şu an ne yapıyorsak esasında o öyle yazdı ve biz de öyle yaşıyoruz anlamında. Devamında. Kezelke kezzebellezine min kablihim. Bunlar
dan önce de bu ağız kullanılmış. Hani biraz önce dedik ya, bugünün tarihselci dediğimiz insanların kullandıkları ağız, Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında insanlık tarihi kadar eski. Evet. Yani tarihselcilik denilen şey esasında evrensel bir şeydir ve tarihsel bir şeydir. Evet. Yani yeni oluşmuş bir şey değil. Allah'ın ayetlerine karşı bir tavrın adıdır o. Mütekebbir bir tavrın adıdır. Evet. Bugün de böyleydi, dün de böyle, yarın da böyle olacak. Bu da böyle. Demek ki daha öncekiler de aynı şeyi söylemişler. Yani ne demişler? Bu ağzı kullanmışlar. Ve demişler ki işte biz bugün ne haldeysek, hangi durumdaysak Allah'ın bir yazgısı sonucunda. Bunun üzerine hatta ezâkûbe sene, ki onlara olan bu eskiden de böyle yaptılar. Onlara olan bu ceza gelene kadar böyle devam ettiler. Kul hele indeküm min ilmin fetuhricuhu lena. Yani bir ortaya koyabileceğiniz bu konuda bir belge, bir ilim var mı? Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Neye dayanarak söylüyorsunuz? Allah böyle yazdı ve şu an bunu yaşıyoruz. İn tettebi'une illa zanne ve in entum illa tahrusunuz. Sadece zanna göre hareket ediyorsunuz ve atıyorsunuz. Bu sizin bir kurgunuz. Sizin uydurduğunuz bir şey. Siz uydurdunuz. Yani siz önce Allah'a bir takım şeyler uyduruyorsunuz Allah adına. Ondan sonra da bunun peşine takılıyorsunuz. Doğru sayarak ona devam ediyorsunuz. Atıyorsunuz. Yani demek ki bu ayette Rabbimiz müşriklerin bu iddiasını kabul etmiyor. Evet. Peki ne söylüyor? Kul felillahil hüccetül baliga. Yine bugün konumuzla evet. alakalı el baliga, tebliğ ile aynı kökten. Hı hı. Şöyle söyle, bakın sonuç doğuran ve hiçbir yere çekilemeyecek, doğru sonuca ulaştıran kat'i bir hüküm söyleyeyim mi size bu konuda? Hiçbir yere çekemeyeceğiniz, hı hı, ve bu meselede çözüme ulaşabileceğiniz şey neydir o? Felev şa'e lehedâküm ecmain. Şayet Allah tercihini bu konuda kullansaydı, bir kere hepiniz doğru yolda olurdunuz. Hiçbiriniz şirke falan öyle bir şey olmazdı. Evet. Allah tercihini kullansaydın. Peki Allah bu konuda tercih kullanmış mıdır? Biz Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayete baktığımızda Rabbimiz diyor ki eğer Allah tercihini farklı bir şekilde kullansaydı hiçbiriniz yanlış yolda olmazdınız. Hepiniz tek bir ümmet olurdunuz. Hepiniz doğru yolda olurdunuz. Pek çok ayette Rabbimiz bunu evet. söylüyor. Ama Allah tercihi size bıraktı. Yani size bıraktı. Doğruyu yanlışı bulmak konusunda size yolu gösterdi. Ha. Bu doğru yolu seçme konusunda size bıraktı tercihi. Çünkü imtihana tabi tutuyorsunuz. Onun için burada felevşâ ele hedâküm ecmain. Allah'ın eğer tercihi farklı bir şekilde olsaydı, yani Allah sistemi böyle kurgulamasaydı, bir imtihandan bahsetmeseydi. Hiçbiriniz zaten şirk koşmazdınız ki. Koşmazdınız ki. Bir kere Allah tercihte bulunmamıştır. Bulunsaydı da sizin dediğiniz şekilde bulunmazdı. Hepinizi doğru yola iletirdi. Evet. Tamam hocam. Dolayısıyla burada doğru anlam Rabbimiz doğruyu ve eğriyi bize gösteriyor. Ondan sonra da hepimizi bir tercih noktasında yalnız bırakıyor. Artık bundan sonra sen hangisini tercih ediyorsan ben ona göre kararımı vereceğim diyor. Burada müşrikler diyorlar ki Allah böyle yazdı, bizim yazgımız budur. Dolayısıyla ne gelir elden? Rabbimiz de siz şu an atıyorsunuz. Yalandır, bu koskoca bir yalandır. Atıyorsunuz. Allah böyle bir tercihte bulunmadı. Size hürriyet verdi. Ama sizin dediğiniz gibi şayet olsaydı, bu konuda bir tercihte bulunsaydı, sizin gibi olmazdı insanlar. Hepiniz doğru yolda olurdunuz demektir. Doğru anlamı. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Evet. Allah razı olsun. Böylelikle bu şeyi de geçtiğimiz hafta belki eksik bıraktığımız meseleyi de tamamlamış olduk. Ama Erdem Bey, bir kez daha altını çizelim. Bu konu hakikaten çok önemli. Kur'an meallerinde yapılan en hayati hatalardan bir tanesi budur. Şa'e fiilinin geçtiği ayetler. Yani mesela sadece bu fiilin geçtiği ayetler bir Kur'an fihrisinden taransa ve bir meal o ayetler üzerinden okunsa insanlar şunu kesinlikle derler. Bu Allah'ın kitabı olamaz. Böyle bir evet. kitap olamaz. Yani çünkü o zaman karşımıza sadece çelişkiler çıkıyor. Maalesef
düzgün bir kavrama şey yapıyor. Mesela bir örnek verelim mi hocam? Tabii, tabii. Mesela Nahil suresinde olacak değil mi? 93. ayeti olması lazım tamam. Nahil suresinin. Evet. Evet, 93. ayet. Buyurun hocam. Bakınız burada. Yine ben buradaki meali okuyayım. Geçen daha önceki programımızda başka bir mealden okumuştuk. Tamam, buyurun hocam. 16. surenin 93. ayeti. Meal şöyle. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. Böyle bir ifade Allah'a ait olamaz. Hı hı. Hatta bir kula bile ait olamaz. Olamaz. Yani bir kul, herhangi bir insan şu ifadeleri alt alta yazsa ona derler ki ya sen, saçma bir şey ya sen hiç mi mantık okumadın? Birbiriyle tenakuz eden 2-3 cümle böyle peşi sıra olur mu? Bu nasıl bir cümle derler? Oysa bakın bu elimizdeki meallerde bu Allah'ın sözü gibi algılanıyor. Evet, aynen öyle. Tekrar okuyorum. Buyurun hocam. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. Hem dilediğini doğru yola iletiyor veya istediğini yani kendi kafasına göre, tercihine göre istediğini doğru yola iletiyor, istediğini yanlışa iletiyor. Sonra da bir de şey yapıyor, hesaba çekiyor. Öte de hesaba, hesaba çekiyor. Yani peki doğru anlam şey nedir? Değil. Bakınız burada da velev şa Allahu yine şa'efil geçiyor. Evet. Yani Allah tercihinin kullansaydı, yani bu konuda doğru yol ya da yanlış yol hususunda insanlara cebri bir zorlama yapsaydı, lecealeküm ümmeten vahide. Tek bir ümmet olurdunuz. Yani ötede dedi ki lehedâküm icmâ. Hepiniz doğru yolda olurdunuz. Evet. Yani Allah tercihini yapsaydı ve sizi imtihana tabi tutmasaydı. Böyle bölünmezdiniz. Biriniz yanlış, biriniz böyle bir doğru şey olmazdı. Falan. Her bir kafadan farklı bir şey vardı. Çıkmazdı. Ve hepiniz doğru yolda olan kişiler olurdunuz. Velâkin yudillü men yeşâ'u ve yehdî men yeşâ. Fakat Allah şunu tercih etti, şunu yaptı. Kim hangi yola girerse kararını ona verecek, ona göre verecek ve bu kararı Allah verecek. Yani sizlerden bazılarınız doğru yolu tercih edecek, bazıları yanlış yolu tercih edecek ve en nihayetinde Allah içimizdekileri de bilen o olduğu için kim doğru yolda, kim yanlış yolda bunun kararını o verecek ve ötede diyecek ki sen gerçekten samimiydin, doğru yoldaydın, ben seni cennete koyuyorum. Sen münafıklık yaptın, doğru yolda gibi gözüktün ama doğru yolda değildin. Bunun kararını Allah verecek. Hı hı. Ama tercihi yapan insanın kendisi. Kendisi evet. Ama son kararı verecek olan Allah'tır. Evet. Dolayısıyla doğru yolu tercih edene Allah karar onay noktası odur. Yanlış yolu tercih edene de ona göre kararını verecek. Bundan dolayı ve letüselün amel küntüm tamülün. Bakın yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Kendi tercihinizi seçip bunu bir amele döküyorsunuz ve o amelden de hesap vereceksiniz. Hesaba çekileceksiniz ve bu en nihayetinde bu kararı veren kim doğru yolda kim yanlış yolda Allah'tır. Yine Rabbimiz tabii ki. Tabii. Mesela benzer bir şey İbrahim suresinin 4. ayetinde de geçer. Ben yine mealden okuyorum. Buyurun hocam. 14. surenin 4. ayeti. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O zaman elçi göndermesinin yine bir manası kalmadı. Hiçbir anlamı yok. Evet. Eğer Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirse. Evet. Oysa doğrusu ne? Evet, Allah bütün elçilerini toplulukların gönderdiği toplulukların diliyle gönderir, tebliğ gerçekleşsin diye. Ve bu aşamadan sonra artık herkes tercihini kullanır, doğru yoldan ya da yanlış yoldan. Ha, en nihayetinde de Allah'ın doğru yolda saydığı kişiler doğru yoldadır, yanlış yolda saydığı kişiler de yanlış yoldadır. Çünkü bunun kararını Allah verecektir. Neye göre verecektir? Kişinin tercihine göre. Tercihine göre. Tamam hocam, çok teşekkür ederiz. İsterseniz burada bir aramızı verelim. Tamam. Ana konumuza da reklamdan sonra girelim. Biraz sonra birlikteyiz. Kur'an'ın öğrettiği kavramlar, kök programındasınız sevgili izleyiciler. Bendeniz Erdem Uygan, hocam Doktor Fatih Orum'la birlikte. Kur'an'ın öğrettiği kavramlarda bu akşam tebliğ kavramını inşallah Rabbimizin kitabından öğreneceğiz. Yine
programımızın başından bu yana Rabbimizin Kur'an'ın içerisine yerleştirdiği Kur'an'ın anlama metodunu uygulayarak, onun bir uygulamasını da burada adeta bir atölye çalışması gibi sizlere sunmaya çalışarak bu kavramın Rabbimiz tarafından nasıl manalandırıldığını görmeye çalışacağız inşallah. Hocam isterseniz yavaş yavaş tebliğ kavramına başlayalım. Evet. Buyurun. Şimdi tebliğ niçin önemli Erdem Bey? Önce bu konuya eğilmemizin bir sebebini ortaya koyalım. Şimdi işte içinde bulunduğumuz günlerde Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle bir takım işte etkinlikler, şunlar bunlar yapılıyor. Ve tüm buralarda bir tırnak içerisinde söylüyorum, peygamber tasavvuru. Evet. Yani esasında bir nebi tasavvuru, bir portresi çiziliyor, bir algı oluşturuluyor. Oysa Kur'an'a bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in nebileri bize bir tanıtım tarzı var. Onların bizler için ifade ettiği anlama dair. Mesela şöyle çok hızlı bir şekilde geçersek, çünkü tebliğ kelimesi nebinin esasında bizler için, mesela bugün 21. yüzyıldaki insanlar için ne anlama geldiğini ni gösteren bir kavram tebliğ. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e mesela bakıldığında ve me ersalnake illa rahmeten lil alemin, işte Enbiya suresinin 107. ayeti ki sık sık okunur. Evet. Seni şunun için gönderdik. Niçin? Alemlere rahmet olasın diye. Evet. Peki özellikle de böyle günlerde çok fazla çokça okunur. Ve denir ki işte biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Hı hı. Bakınız ve me ersalnake, yani ne demek? Seni Rasul olarak göndermemizin, yani sana Rasullük görevi vermemizin. Risalet de diyebiliriz. O. Yani sana vahyettiğimiz şeyi insanlara duyurman için seni görevlendirmemizin sonucu ne? Rahmeten lil alemin. Bütün insanlara bir rahmet olasın diye. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın şahsı mıdır? Öyle olsa vefat ettikten sonra bu kesilmiş olur. Bir de hocam şöyle bir durum var. Ersalnake kelimesi, yani elçi olarak gönderme, Rasul olarak gönderme. Tabii, tabii. Bu doğumuyla olan bir şey değil ki. Bu 40. yaşından sonra olan bir şey. Yani buradaki ersele kelimesi, ersalnake kelimesi doğumundan bahsediyor olamaz dolayısıyla. Yani o görevin verilmesiyle, verilmesiyle birlikte başlayan bir şey. Dolayısıyla kutlu doğum vesilesiyle söylüyorum. Yani bu doğumla ilgili peygamberimizin gönderilmesinden bahsedilmiyor burada. Çok doğru. Onu anlamak lazım. Dolayısıyla niçin gönderildi? Yani rasullere düşen şey ne? Tebliğ diyoruz. Hı hı. Bugün konuşacağımız şey. Yani ne demek? Kendisine vahyedilen şeyi insanlara ulaştırması. O halde rahmet olan şey nebilerin şahsı değil, nebilere verilen vahiydir. Risaletin kendisi. Risaletin yani kendisidir, Kur'an'dır. Bu yönüyle bütün nebiler gönderildikleri toplum için rahmettir. Rahmettir. Çünkü vahyi tebliğ ile görevliler. Şüphesiz mükellefler. Ve bu devam edecektir kıyamete kadar. Çünkü nebi ve rasul kavramı ile ilgili konuşurken görmüştük. Rasul ifadesi Kur'an-ı Kerim'de risaletin kendisi anlamında da kullanılıyor. Hı. Yani elimizdeki kitap, şu an Muhammed Aleyhisselam aramızda yok ama Allah'ın Resulü yok diyebilir miyiz? Hayır, Allah'ın Resulü işte aramızda. Onun evet. için mesela Kur'an-ı Kerim'de bütün toplulukları da kıyamete kadar bütün insanları içine alacak şekilde Resul de size şahit olsun diye. Ve tekünen Resulü aleyküm şühede. Peki Muhammed Aleyhisselam bize nasıl şahitlik edecek? Elimizdeki kitap. Allah'ın Resulü şu an aramızda. O bize şahitlik edecek. Yani bunlar kitaba karşı nasıl bir tavır takındılar anlamında. Dolayısıyla ve me ersalnake illa rahmeten lil alemin ifadesi esasında Kur'an'ın insanlar için, bütün insanlık için rahmet olması anlamına gelir. Ama bu iş nasıl şey yapıyor? Muhammed Aleyhisselam'ın sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi doğumuyla başlatılan bir sürecin insanlara rahmet olduğu anlatılıyor. Bu Kur'an açısından asla kabul edilebilir bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim peki
bütün Nebileri nasıl tanıtıyor bize? Mesela şöyle çok hızlı bir şekilde geçersek. Zaten hocam bir parantez içinde şey ekleyelim. Buyurun. Mesela yeryüzündeki, insanlıktaki değişim, iyi yöndeki vahyin gelmesiyle birlikte olan değişim, Resulullah'ın yani vahyin gelmesi yani Resulullah'ın risaletiyle başlıyor. Doğumuyla herhangi bir değişim olmuyor. Ne o toplumda ne de çevresinde başka bir yerde. Asıl değişimin başladığı, bir takım iyi ile kötünün ayrıldığı nokta risaletin gelmesi. Vurgusunu da yapalım isterseniz. Aynen öyle. Buyurun. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda beşer olduğuna dair vurgular vardır. Bu önemlidir. Evet. Şimdi tebliğ kavramına geçeceğiz ama onun öncesinde tebliği bir kenara koyduğumuzda Allah'ın nebileri için kullanılan kavramlar, kelimeler, ifadeler nedir? Mesela beşer olduğunu söylüyor. Yani tebliğ ile görevli kişilerin özellikleri neler? Neler? Bunu bir beşer. Görelim diyorsun. Yani onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın elçilerine gösterilen karşı refleksin, itirazın hep dinamiğini ya bu da bizim gibi bir beşer. Hmm. Ne özelliği var ki bunun? Nebi'de yiyor, içiyor, çarşı pazarda dolaşıyor. Ha, aynen öyle. O ifadeler Kur'an'ı ifadelerdir evet, sizin evet. söylediğiniz şey. Çarşıda dolaşıyor, yiyor, içiyor, evleniyor. Bu nasıl bir nebi? Başka mesela üzülüyor. Bazen korkuyor, şüpheleniyor, endişeleniyor. Evet. Bazen birisinin arkadaşı oluyor. Bazen bakıyorsunuz birisinin kocası, birisinin babası, birisinin iş ortağı. Bunlar insandaki olan bütün özellikler. Bütün özellikler. İnsanların içinden geçenleri bilmiyor mesela. Bilmiyor. Bilmediği için de bazen Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun suresinde etrafındaki insanlardan dolayı Muhammed Aleyhisselam uyarılıyor. Bu insanlara çok fazla prim veriyorsun. Oysa bunlar senin düşmanındır diyor. Çünkü bilmiyor kendisine bildirilmediği sürece. Evet. Ve insanlardan zaman zaman çekinebiliyor. Öte taraftan mesela Kur'an-ı Kerim onun bütün nebilerin insanlar için bir zorba, bir zorlayıcı, onları hizaya çekici, üzerlerinde bir tahakküm kurucu, baskı kurucu birisi olmadığını, vekil olmadığını, onlar için bir koruyucu olmadığından bahsediyor. Bunlar bir beşer olarak Kur'an-ı Kerim'de Resullerin, nebilerin özellikleri. Özellikleri. Ama bunları geçtiğimizde bir de bakıyoruz ki bir nebiden yani Allah'tan vahiy alan bir kişiden bahsediyor. Vahiy alıyor. Vahiy, böyle bir fark var. Böyle bir fark göre. Var. Zaten hani nebi dedi ki değeri Allah tarafından yüceltilmiş kişi anlamında. Onu yücelten, onun değerini yükselten şey Allah tarafından kendisine risaletle ilgili vahiy verilmesidir. Peki verildi. Ondan sonraki aşamada işte bizim bugün konuşacağımız tebliğ konu aşaması. Tebliğ meselesi. Nedir tebliğ? Şöyle bir genel çerçeve çizeriz, sonra içini doldururuz. Tebliğ, Allah'ın nebi olarak seçtiği kişilerin olmazsa olmaz görevidir. En üst görevdir tebliğ, en üst yapmak görev. Mecburiyetinde olduğu bir asla görev. Kaçamayacakları ve hatanın asla kabul edilmeyeceği bir görevdir tebliğ. Tebliğ. Tamam. Yani kendisine vahiy iletildiğinde yapılacak ilk iş bunun mutlaka insanlara tebliğ edilmesi. Yani ulaştırılması gerekir. Dolayısıyla şunu da söyleyebiliriz o zaman sizin bu söylediğinizden sonra. Bir nebiye indirilmiş bir vahiy olmaz ki, yoktur ki tebliğ edilmemiş yani diğer insanlara ulaştırılmamış olsun. Böyle bir şey düşünmemiz. Böyle bir şey mümkün değil. Eğer böyle bir şey var dersek o nebi görevini yapmamış olur. O da herhalde cezası vardır hocam Kur'an-ı Kerim'de. Yani işte şeyde Hakka suresinde bu böylesi bir ceza çok sert ifadelerle yani anında hayatının sona erdirilmesi olarak Hakka suresinin işte 44-47 arasında. 44-47 arası o çok nettir yani. Evet. Dolayısıyla Yüce Allah tarih boyunca insanlar arasında Risaletle ilgili vahyetmek için seçtiği kullarına mutlaka kendisine vahyedilenlerin insanlara duyurulması, ulaştırılması yani tebliğ görevini vermiştir. Tamam.
O zaman şimdi tebliğ görevinin çerçevesini çizmemiz lazım. Yani ne demektir? Ne demektir? Evet. Bizim daha önceki programlarımızda tebliğinden bahsettik, evet. Tavsilden bahsettik, tasriften bahsettik. Bazen ara sıra atıfta bulunduk, insanlar arasında hüküm veriyordu, onlara örnek oluyordu, anlaşmazlıkları çözüyordu. Tüm bunlar tebliğ görevinin altındaki onun türevleridir. Tebliğ yapıldıktan sonra devreye giren sonuçlardır bunlar. Farklı farklı sonuçlardır. Ama en üst kavram mutlaka tebliğdir. Yani tebliğin etkileri, diğer tebliğin vesaire tabii diye saydığımız şeyle kavramlar. Sonuçları onların. Sonuçları. Evet. Ama ana çatıyı oluşturan kavram tebliğ ki risaletle görevlendirilen kişinin ana görevini oluşturuyor. Evet. Şimdi tebliğ kelimesi Türkçe'de de kullanılır. Yani aşina olduğumuz, biz Türkler olarak aşina olduğumuz bir kelimedir. İşte tebligat aldım denilir. İşte yani bir yerden bizim için gönderilen bir haberi okudum. Tebellü etmek denilir mesela. Yani ulaştırılan şeyi okuduğunuzda tebellü etmiş olursunuz. Tebligat. Yine mesela aynı kökten akil bali deriz mesela. Yani bali belli bir çağa, belli bir yaşa ulaşmış. Akli olgunluğa ulaşmış kişi anlamında mesela. Bülü denilir. Yine belli bir döneme ulaşmak. Bakınız hep anlam merkezinde bir şeye ulaşmak veyahut o zamanın gelmesi veyahut o mekana gidilmesi anlamında kullanılıyor. Bir şeyin vaktinin gelmesi, dolması, ulaşılması anlamında. Yine mesela meblağ ifadesi kullanılır Türkçe'de ki yani evet. Türkçe'de kullanılır. Yani meblağ esasında işte bir takım rakamların, şeylerin, şunların, bunların belli bir şeye ulaşmış en son netice son hali anlamında. Kur'an-ı Kerim'de aynen bu anlam merkezinde yoğun olarak fiil kullanılır. Belaga fiili. Mesela işte biraz önce söylediğimize yakın bir tarzda rüşte ulaşmak anlamında kullanılır. Yani bir kişinin rüşte ulaşması belaga fiiliyle Kur'an-ı Kerim'de. Rüşte yani olgunluğa diyebiliriz belki. Tabii ki öyle. Yani işte velemme belaga eşüttehu şeklinde mesela geçer bir takım ayetlerde ki meallerde ergenlik çağı olarak mesela işte bir örnek olması açısından hemen söyleyebiliriz. Buyurun hocam. Yusuf suresinin 22. ayetinde velemme belaga eşüttehu. Ne demek belaga eşüttehu? Ne demiş? Yusuf erginlik çağına erişince. Oysa biz Kur'an-ı Kerim'de eşüttehu ifadesinin rüşt çağı anlamına geldiğini biliyoruz. Enam suresinin 152 olması lazım hocam. 6. surenin 152 mi? Bir dakika bakayım. Bakayım velâ takrab. Evet o doğru 152'ymiş. Mesela velâ takrabu mâlel yetimi illâ billetihi ahsenu hatta yebluğa eşütte. Yani yetimlerin malını ancak yerinde doğru bir şekilde kullanabilirsiniz ki bunu da ne zamana kadar yaparsınız? Hatta yebluğa eşütte. Bunlar rüştüne erinceye kadar bunu yapabilirsiniz. Yetimlerin mallarına göz kulak olabilirsiniz. Nereden biliyoruz? Çünkü Nisa suresinin 6. ayetinde evet. Yetimlerin mallarının ne zamana kadar yönetilmesi velilere, vasilere veriliyor? Rüştlerine. Orada bülü çağı olarak. Rüşt çağı olarak. Rüşt. Feynanestüm minhum rüşten ifadesi. Evet. Dolayısıyla mesela. Demek ki rüşt burada tanımlanmış oluyor. Yani oradaki tanımlanmış rüşt oluyor. Kelimesinin manası burada tanımlanmış oluyor. Dolayısıyla bir insanın artık malını, mülkünü ve dolayısıyla da artık evlenebilecek çağa gelmesi anlamında Kur'an-ı Kerim'de rüştüne ulaşmak belaga ifadesi Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Yine mesela bülüğe ulaşmak. Yani ergenlik çağına ulaşma fiili şeyde Nur suresinin 59. ayetinde ve izâ belagal etfâlu minkümül hulüme. Yine fiil aynı şekilde evet.
Yani artık ergenlik çağına, büluğa ulaştıklarında anlamı kullanılır. Bir şeye ulaşma anlamı yine merkezde. Mesela İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam'dan bahseden bir ayette, bu Saffat suresinin 102. ayetinde وَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ, yani o çocuk İsmail, İbrahim Aleyhisselam'la artık takılacak yaşa geldiğinde, bakın yine belaga ifadesi, yani elinden tutup dolaşabileceği, birlikte gezebileceği, birlikte işte takılabileceği yaşa gelmek ifadesi yine aynı fiille. Bir hep şeye bir çağa ulaşmak, bir noktaya gelmek. Gelmek anlamında. Evet. Yine yaş, ileri yaşa gelmek bu fiille kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Yani işte yaşlılık çağına gelmek. İşte şeyde Meryem suresinin 8. ayetinde mesela وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ اِتِيَّا diyor. Yani ben artık yaşlılığın son raddesine geldim, ulaştım. Zekeriya Aleyhisselam. Evet. Hep bu fiil ile kullanılıyor. Yine mesela boşanma durumunda boşanan, kocası tarafından boşanan kadınların iddetleri ile alakalı Bakara suresinin işte 231, 232, 234. ayetlerinde bu iddetlerin dolması, zamanın dolması anlamında belagne ecelehunne, yine belaga ifadesi kullanılıyor. Yani beklemeleri gereken süreyi doldurduklarında, o süreye ulaştıklarında. O belli sürenin geçmesiyle birlikte. Vardıklarında. Yine ve işte biraz önce şeyde siz hatırlattınız, Nisa suresinin 6. ayetinde nikah çağına ulaşmak. Evet. Hatta izâ belagun nikah. Belagun nikah. Yine belaga fiiliyle. Belaga fiiliyle belli bir çağa ulaşmak anlamında. Dolayısıyla fiilin kökünde belaga, tebliğ kelimesinin kavramının kökü olan belaga fiilinin kökünde bir döneme ulaşmak, bir çağa ulaşmak, bir hatta şeyde yine Kur'an-ı Kerim'de Hızır yok, Musa Aleyhisselam ile bir gencin hikayesi anlatılırken, yine işte şeyde aynı surede, Kehf suresinde Zülkarneyn'den bahsedilirken belaga mecmal bahreyni veya işte belaga mağribe şemsi, yani şuraya ulaşmak, herhangi bir mekana ulaşmak anlamında da, ya da belki hedeflenen noktaya varmak olabilir. Gibi. Öyle hedeflenen noktaya varma anlamında, ki sözlükler zaten öyle derler. Yani maksada ulaşmak, gayeye ulaşmak, o sınıra ermek anlamında. Dolayısıyla ister zaman bakımından olsun, ister bir mekan olsun, bir şeye varmak, ulaşmak anlamında kelime kullanılmakta. Yine Kur'an-ı Kerim'de mesela kelime açısından, bu işte kurbanların şeye ulaşması var hocam. Mescid-i Haram'a. Evet, Mescid-i Haram. Evet. Mesela ilginç bir ifade vardır şeyde. Mü'min suresinin 35. ve 36. ayetlerinde, bu da kelimenin kök anlamıyla alakalı. Evet, 40. sure. Şöyle başlar ayet. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ. Birinci bölümde okuduğumuz ayete çok benziyor. Evet, evet. Yani kendilerine herhangi bir delil verilmeksizin, herhangi bir kanıt verilmeksizin Allah'ın ayetleriyle mücadele edenler. Evet. Mücadeleye girenler. كَبُرَ مَقْتَنَ عِنْدَ اللّٰهِ ve indellezine amenu. Bunlar hem Allah katında, hem Allah indinde, hem de müminler indinde öfkeyi büyütür. Evet. Kezalike yatbaullahu ala kulli kalbi mütekebbirin cebdar. Allah büyüklük taslayan bu zorbaların kalbini böyle mühürler. Çünkü kendi istekleriyle bunu yapıyorlar. Böyle bir yapı oluşturuyorlar dedikten sonra, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ اُبْنِ لِي سَرْحَ لَعَلِّي اَبْلُغُ الْاَسْبَبِ. Firavun Haman'a diyor ki, bana büyükçe bir kule yap, yukarıya ulaşmamı sağla. Evet. Ya esasında dalga geçiyor. Yani yine bir yere ulaşmak, erişmek. Belki. Erişmek anlamında kullanılıyor. Bana öyle büyük, yüksek bir kule yap ki ben yukarıya ulaşayım ve onunla konuşayım. Anlamında yine kelimenin ulaşma anlamında bir şey yapıyoruz. Yine mesela mümin aynı surede işte
Ecel-i müsemmanıza ulaşmak, litebluğu ecelen müsemmâ, yani işte Allah'ın sizin için belirlediği bir şeyi ömre, ecele ulaşma anlamında kullanılıyor. Kelime beleme anlamı kelimesi kullanılıyor. Yani kelimenin kök anlamında anladığımız kadarıyla bir hedefe, bir çağa, belirlenmiş bir yere ulaşmak, erişmek manaları var. Var. Peki bu kelimenin Arapçadaki sülasi kalıbı dediğimiz belaga kalıbı ve dolayısıyla bu kelimenin kökündeki manaları gördük. O halde bunun tef'il babı dediğimiz tebliğ manasına gelen bellaga şeklindeki kullanımlarında da bu anlam merkezde olmak üzere. Üzere bir kavramlaştırma olması gerekiyor. Bir terim haline getirilmiş olması gerekiyor. Aynen öyle. O zaman isterseniz o kelimelere de geçerek bakalım nasıl bir terim anlamı kazanıyor kelime. Tabii bu bağlamda Erdem Bey bizim okumamız gereken ilk ayetimiz Maide suresinin 67. ayeti olması lazım. Evet. Yani terim anlamını neredeyse o veriyor diyebiliriz yani. Hatta o risaletin ne demek olduğu, rasullerin görevlerini hepsini tanımlayan bir ayet. Evet, şimdi buyurun. Ayet nasıl? Maide suresi yani 5. surenin 67. ayeti. Ya eyyuher rasulü diye başlıyor. Evet. Bakın rasul. Elçi, ey elçi. Ey elçi. Belliğ mâ unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Yani ne yap? Ne yapması gerekir? Ulaştır. Ulaştırması gerekir. Ulaştırması. Zaten biz mesela tebligat diyoruz ya Türkçe'de, herhangi bir metin ya da bir ihbar, bir herhangi bir şey geldiğinde ne yapıyoruz? Biz onu okuyoruz ve tamam tebellü ettim, aldım diyoruz. Demek yani bana ki, ulaştı. Evet. Ulaştı. Kendisine vahiy indiriliyor Resul ve Allah da diyor ki Yüce Allah, sana indirdiğimiz bu vahiyi karşı tarafa ulaştır muhataplarına. Ve illem tef'al fema bellagte risaletehu. Sen sadece vahiy alırsan, tamam ben vahiy alıyorum, ben nebiyim. Ama hiç kimsenin kahrını çekmek istemiyorum. Hiç kimseyle polemiğe girmek, hiç kimseyle kötü olmak istemiyorum. Dersen o zaman elçilik görevini yapmış olursun. Elçilik görevini yapmamış olursun. Yani sana indirilmiş olan vahiyi muhataba ulaştırmamış olursun. Neymiş o? Risalet. 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 Bunu yapmazsan risaleti yapmamış olursun. Risaleti yerine getirmemiş olursun. Demek ki görev risaletin tebliği görevi insanlar. Vallahu ya'sımuke minen nas. Allah bu konuda insanlardan seni koruyacaktır. Sen bu görevi yaparsan. İnnallâhe lâ yehdil kavmel kâfirin. Allah tabii ki görmezden gelen topluluğa yöneltmez. Yani onları doğru yolda kabul etmez. Onun onayını vermez. Yani demek ki burada Resul'ün görev tanımı belirleniyor. Hatta sadece görev tanımı belirlenmiyor. Az evvel siz de işaret ettiğiniz gibi yapmaması durumunda ne olduğu da, yani Kur'an'ın önemli özelliklerinden birisi, çok rastladığımız bir şey. Bir şeyin yapılması durumundan sonra hemen yapılmaması durumunda da ne olduğunu belirterek sınırlarını net bir şekilde çiziyor. Bu çok önemli bir şey Erdem Bey. Bunu yapmalısın. Yapmazsan ne olur? Görevini yapmamış olursun. Yani görevin bu. Bu kadar basit. Görevini yapmamış olursun. O zaman hocam az evvelki vurguyu belki tekrarlamamız lazım. Bu gayrimetlu vahiy, işte Resulullah'a Kur'an bir de onun benzeri verildi gibisinden bir takım söylemlerin sadece bu ayet bağlamında bile ne kadar devre dışı kaldığını, bir anda çöktüğünü buradan rahatlıkla görebiliyoruz herhalde. Yani kendisine bizi ilgilendiren, insanlığı ilgilendiren bir şey vahyedilecek de o tebliğ etmeyecek. Etmeyecek. Böyle bir şey düşünülemez. Bu risalet görevini yapmamış olur ki böyle bir şeyden Kur'an-ı Kerim bahsetmiyorsa demek ki olmamış. Olmamıştır. Evet. Şimdi siz dediniz ki yapmaması durumunda ne olur? Peki hangi şartlarla bunu yapmış olur? Sınırları nedir? Yani hani şimdi şunun için söylüyorum Erdem Bey. Diyorlar ya
Zannetmeyin bu kelimeler Allah'ın bu şekliyle vahyetti. Yani onun içerisine doğan bir takım şeyler vardı. Resulullah'ın ifadeleri. İfadeleriyle şimdi yavaş yavaş bu. Esasında mesela bu batıda oturmuş çok eski bir şey. Yani işte kendi kitaplarını, evet bunlar zaten Allah'ın İsa'ya ya da Musa'ya vahyettiği şekliyle olan ifadeler değil. Bunlar daha sonra toparlanmış. İşte onların veyahut kendi hissiyatlarıyla bize intikal ettirilmiş şeyler. Şimdi benzer şey yavaş yavaş bize de başladı. Bakın niçin bunun üzerinde duruyoruz? Rabbimiz Risalet görevinin nasıl yapılması gerektiğinin sınırlarını da bize çiziyor. Nerede çiziyor? Biraz önce sözünü ettiğimiz Hakka suresinin 44. ayetinde. Değil mi hocam? 44. ayetti, evet. Bakayım, 69. sure. Şimdi burada, tabii daha yukarısında ve mâ hüve bi kavli şair kalil, evet, innehu evet, le evet. kavli rasulin kerim. Evet. Ve mâ hüve bi kavli şair, yani o gerçekten değerli bir Resul'ün kavlidir. Yani Cibril onu sana yapıyor, indiriyor. Ve mâ hüve bi kavli şair, bir şair sözü falan değil. Kalilen mâ tü'minün, ne kadar az güveniyorsunuz. Ve lâ bi kavli kâhin, bir kâhinin kehanetlerinden oluşan bir metin de değil. Kalilen mâ tezekkerun, ne kadar az kendinizde olan bu bilgiyi kullanıyorsunuz. Tenzilun min Rabbil alemin, bütün alemlerin Rabbinin indirdiği bir şeydir bu. Tenzil, bu da önemli. İnşallah bunu da yapacağız. Dedikten sonra velev takavvel aleyna ba'dal ekavil. Eğer takavvül olsaydı, yani ya tamam ben o mesajı aldım ama şimdi onu birazcık kendi ifadelerimle şöyle biraz yumuşatayım veyahut şöyle birazcık fazlalaştırayım, birazcık daha süsleyeyim dediğin an, böyle bir şey yaptığın an, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ سُمَّ لَكَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Müthiş, evet. Seni anında tutar ve şah damarını koparırız. Evet. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ. Hiç kimse de buna engel olamaz. Sizden hiçbiriniz böyle bir sonu durduramaz. Demek ki Risaletin tebliği öylesine ciddi ve hassas bir şey ki orada herhangi bir harf, herhangi bir kelime, eksiltme, çoğaltma, böyle bir şey mümkün değil. Yani dolayısıyla bu ayete göre bu kitabı Muhammed yazmıştır ya da onun Allah'tan aldıklarının yorumudur vesaire gibi şeylerin söylenmesi de imkansız olmuş olur. Çünkü öyle bir insan yaşayamaz. Bu Erdem Bey, daha önce bilmiyorum sözünü ettik mi, bu ayet Kitab-ı Mukaddes'te de var. Vedat'ın bir yazısında vardı, bizim Vedat Yılmaz arkadaşımızın. Evet. Kitap ve Hikmet dergisindeki yazılarından birinde onun görseli de metni de var. Dolayısıyla bütün rasuller için konulmuş bir prensiptir, kuraldır. Allah neyi vahyediyorsa olduğu gibi rasuller onu tebliğ ederler. Herhangi bir eksiltme, çıkartma yapamazlar. Peki bunun bize sirayet eden önemi nedir? Bugün Allah'ın kitabı bütün insanlığa tebliğ edilecekse bu hassasiyet gösterilmeli. Yani Allah'ın ayetleri Allah'ın kullarına ulaştırılmak zorunda. Ve bir takım eklemeler, çıkartmalar, şunlar bunlar yapılmadan. En sağlam şekilde bu insanlara ulaştırılmalıdır. Yani bu risalet görevi şayet bütün insanlığa verilmiş bir görevse, ki öyle göreceğiz. O halde aynı hassasiyeti bugün insanlar da göstermeli. O zaman hocam yine bir kısa ara verelim. Tabii. Hem de bir sonraki bölümümüzde inşallah bu bütün insanlarda bu görevin nasıl olduğunu da daha yakından görelim. Biraz sonra birlikteyiz. Tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Kur'an'ın öğrettiği kavramlar, kök programımız devam ediyor. Tebliğ kavramını bugün Rabbimizin kitabından öğreniyoruz ve bu kavramı anlamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla kelimenin kök anlamında ulaşma, bir yere varma, hedefe ulaşma,
manası merkezde. Yine tebliğ yani tef'il babında da ulaştırma, rasullerin görevi anlamında da risaleti muhataba yani insanlara ulaştırma olarak gördük. Hatta risaleti Rabbimiz tebliğ olarak tanımladı. Yani kendisine Nebi'ye indirilen vahyin insanlara ulaştırılmasını risalet olarak tanımladı. Elçilik görevi olarak tanımladığında Maide suresinin 67. ayetinde görmüş olduk. Doğru. Son olarak da bu görevin gerçekleşmediği ya da eğer elçi kendisinden bir şeyler söylemeye kalkarsa nasıl cezalandırılacağını Hakka suresinin 42. ayetinden itibaren 47'ye 48'e kadar okuduğumuzda görmüş olduk. Evet. Buyurun hocam. Şimdi nereden devam edelim? Erdem Bey, Maide suresinin 67. ayetinde bir kere bu işin kesinlikle sınırlarının çizildiğini, Rasul ifadesi geçiyor orada. Ya eyyuhar Rasulü diye. Ey Rasul yani ney? Elçi. Hı hı. Elçi dediğimiz kişi olanı olduğu gibi ulaştıran kişi. Kişi. Bakınız hep bunu söylediğimizde ikinci cümleyi söylemediğimiz için, unuttuğumuz için eksik kalıyor ve insanlar da işte çoğu zaman şeyler gönderiyorlar. Tebliğ ettikten sonra yani işte çok affedersiniz çok avam bir ifade ama maalesef kullanıyorlar. Yani ne ya Nebi dediğiniz kişi postacı mı? Hayır. Böyle bir şey asla yok Allah'ın kitabında. Evet Resul Allah'ın ayetlerini insanlara tebliğ eder ama Kur'an-ı Kerim'de tekrar ediyoruz onların taliminden, kitabı ve hikmeti insanlara öğretmesinden. Ayetleri tebliğ ettikten sonra bir takım şeylerin ortaya çıkmasını sağladıklarından, tebliğden, Allah'ın ayetlerini okuyarak pek çok konunun tafsilinden, detaylandırmasından, insanlar arasında hüküm vermesinden bahsediliyor. Onların insanlar için örnek olmasından bahsediliyor. Hatta ulaştırdığı risaletten bizzat kendisi de sorumlu. Yani böyle tabii bir postacı olabilir mi? Tabii ki öyle. Dolayısıyla... ama tüm bunlar tebliğ ile başlıyor. Evet. Tebliğ ile başlıyor. Başlangıç noktası tebliğ. O. Yani Resul öncelikle yapmazsa Resul olamayacağı görev tebliğ ulaştırmak. Şimdi Nur suresinde 24. surenin 54. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul atiyullaha ve atiyur rasul. Şöyle de Allah'a itaat edin ve elçiye de itaat edin. Fe in tevellev fe innemâ aleyhi mâ hummile ve aleyküm mâ hummiltum. Şimdi Maide suresinde elçinin görevini Rabbimiz tanımlamıştı, tebliğ etmekti. Burada da elçiye itaatin tanımını yapıyor hocam. Ha, şimdi demek ki elçiye itaat nasıl olur? Burada eğer onun tebliğ ettiği şeye karşı kayıtsız kalır, yüz çevirir ve çeker giderseniz, فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا هُمْ لَا elçiye düşen bir şey var ki o onun hesabını verecek. Elçiye düşen şey neyse ney. وَاَلَيْكُمْ مَا هُمِلْتُمْ sizin üzerinizde de düşen bir şey var. Yani tebliğ gerçekleştiğinde eğer çeker gidersen elçiye düşen ona yüklenen görevdir. Size düşen de size yüklenen görevdir. Ve in tuti'uhu ama ona itaat ederseniz kime? Kime? Allah'a ve elçisine. Ve Allah'a elçiye. İtaat nasıl olur? Elçisine. Elçiye itaat. Elçiye itaat neye itaattir? Onun tebliğ ettiği şeye. Eğer onun tebliğ ettiği şeye, dolayısıyla ona, dolayısıyla da Allah'a itaat ederseniz tehdidü, işte siz doğru yola girmiş olursunuz. Yani burada önce iki şeye, Allah'a ve elçisine ayrı ayrı itaatten bahsedildikten sonra tek bir şeye itaatten devam edildi. Tabii, çünkü merkezde olan şey risalet. Evet, risalet. Erdem Bey şimdi, ve in tuti'uhu dediğine göre, demek ki bize düşen şey neymiş? İtaat etmek. Onun tebliğ ettiği şeye uymak. Hı hı. Peki
Elçinin görevi neydi bu defa? Ve ma alel rasuli illel belagul mübin. Apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir. Apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir. Bakınız yukarıda. Eğer yüz çevirirseniz onun görevi bellidir. Sizin yapmanız gereken şey bellidir. Yani her iki tarafında sorumluluğu vardır. Birbirinden de ayırmış oldu Rabbimiz. Ayırmış sonra oldu. Sonra da ikisini de tanımladı aşağıda ne olduğunu. He. Bizim bize düşen şey itaat etmek. Resul'e düşen şey ne? O da tebliğ etmek. Tebliğ ediyor. Tamam, bundan sonra programın başında Allah sistemini böyle kurmuş dedik. Şae fiilinden hareketle insanları bu konuda serbest bırakmış, özgür bırakmış, doğruyu ortaya koymuş, yanlış ortaya konulmuş ve ondan sonra tamam, siz tercihinizi hangi noktada kullanırsanız ben de kararımı o şekilde vereceğim demiş. Hı hı. Burada da bakın görev paylaşımı, herkesin görevleri burada açık seçik detaylandırılmış. Resul'e düşen şey apaçık tebliğ. Hocam şimdi bu ayeti gerçekten çok çok önemli, yani bu konuyu anlamak ve aynı zamanda Resul'e itaatinin tabii, ne demek tabii olduğunu tanımlaması bakımından. O yüzden son bir özet tekrar bir yapalım. Tabii. Yani isterseniz siz yapın ya da bana yardımcı olun. Şimdi tabii. Bu Allah'a itaat edin ve elçisine itaat edin diye başlayan evet. Allah ayet. Daha sonra eğer yüz çevirirseniz evet. Yani bu itaati yapmazsanız evet. Elçinin görevi bellidir. Belli. Sizin de yapmanız gereken şey o da belli. O da belli. Ve hemen arkasından da şöyle söylüyor. Eğer itaat ederseniz evet. Yani yüz çevirmediniz, itaat ettiniz, o zaman doğru yola geldiniz. Tabii demektir. Öyle. Demek ki görev bu. İnsanın üzerine düşen görev bu. Risalete itaat ve doğru yolu bulma. Elçinin görevi de ve ma alel rasulü illel belagul mübil. Elçiye düşen de tebliğdi. Onu zaten yaptı. Görevini yerine getirdi. Yapması zaten elçilik ortadan kaldı. Öyle. Onda Maide 67'de görmüş olduk. Dolayısıyla elçiye itaat demek Allah'ın gönderdiği risalete, yani Allah'a itaat manasına geldiğini, yani burada elçi ayrı, Allah ayrı, iki ayrı otoriteden bahsedilmediğini bir kez daha vurgulamış olalım. Vurgulayalım ama yine de insanlar der ki yok ben öyle anlamıyorum. Evet. Bu yoruma açıktır diyebilir. Diyebilirler. Bizim yaptığımız bir şey var. Herhangi bir şeyi söylüyorsak mutlaka onunla ilgili Rabbimiz ne diyor? Asıl onu dikkate almalıyız. Evet. Mesela bir parantez açalım ve Nisa suresinin 80. ayetine bakalım. Nisa 80. Evet, yani şu an sizin işte özet olarak verdiğiniz şey gerçekten Kur'an'a vurulduğunda, ona Kur'an'a arz edildiğinde doğru muymuş böylesi bir formül? Hı hı. Diyor ki ayet, men yuti'ir rasule fakat eta'allah. Evet. Bakın, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş. Erdem Bey. Yani bu ayetin bir detaylı, biraz daha açık hali. Tabii, formülün bir açılmış hali. Biraz önce burada Resul'e itaatin risalete itaat olduğu, onun tebliğ ettiği şeye itaat olduğu. Çünkü Resul'ün görevinin kendisine vahyedilen şeyi tebliğ etmek olduğunu söylemiş miydi? Evet. Aynen. O halde burada men yuti'ir rasule, Resul'e kim itaat ederse ifadesi ne anlama gelir? Resul'ün tebliğ ettiği şeye kim itaat ederse fakat ita'allah, Allah'a itaat etmiş olur. Yani burada yine altını çizerek söyleyelim tabii, belki programımızı ilk bölümlerden itibaren takip etmeyen izleyicilerimiz olabilir. Burada Rasul diye üzerine basa basa söylediğimiz, yani ayetleri, Rasul kelimesinin geçtiği ayetleri meallerde rastlayacağınız şekilde peygamber kelimesiyle çevirmememizin bir sebebi var. O da Nebi ve Rasul kavramlarının birbirinden ayrı kavramlar olduğu, ki biz hemen bu konuda burada izleyicilerimizi bu kavramı işlediğimiz kök programının Nebi ve Rasul kavramlarının işlendiği bölümüne müracaat etmelerini tavsiye ediyoruz. Ama oradan kısaca söylemek gerekirse Rasul işte risaletle, yani elçilik göreviyle görevlendirilmiş, az evvel tebliğle görevinin tebliğ olduğu açıklanan kişi, yani Nebi'nin görevi. Ama burada Nebi'ye itaatten bahsedilmiyor.
Hatta Kur'an'ın hiçbir yerinde nebiye itaatten bahsedilmiyor. İtaatle ilgili bütün ayetler Resul'le alakalı. Tabii. Dolayısıyla Risalet'le alakalı. Tabii. O da işte az evvel okuduğunuz Nisa suresindeki ayetten de gördüğümüz kadarıyla Resul'e itaat, yani Risalet'e itaat demek, onu gönderene, Allah'a itaat manasına geliyor. Tabii açık ki bir şekilde görmüş olduk. Bakın Erdem Bey, ayet şöyle devam ediyor. Buyurun hocam. Ve men tevelle, bu ifade bize artık tanıdık bir ifade. Evet, az burada evvelki ayette ne demişti? Ve in tevelle. Ve in tevelle. Evet. Bakın. Ve men tevelle, kim yüz çevirir, çeker gider, ilgisiz davranırsa, hı-hı, ben yokum derse, benim için bunlar herhangi bir anlam ifade etmiyor derse, yani kendisine yapılan bu tebligatı, benim bununla işim yok, al bunu geri gönder görmezden derse. Görmezden gelirse, evet, kabul etmezse. Kabul etmezse. Feme erselnâke aleyhim hafîzâ. Biz seni onlara koruyucu ol diye göndermedik. Yani ne demek koruyucu ol diye göndermedik? Yani bundan dolayı kendini yiyip bitirecek durumda değilsin. Böyle bir hissiyata kapılma. Ya bunlar, ben ne yapıp edip bunları ikna etmeliyim. Çünkü bunlar bana emanet. Allah bu görevi verdi. Ben hepsini ikna edinceye kadar bu görevi kendimi bu görevi yapmamış kabul ederim diyemezsin. Hocam bir daha okur musunuz ayetin orijinal metnini? Ve men tevella feme erselnake aleyhim hafiza. Hafiza. Erselnake ki şeyisi, ifadesi evet, kullanıldı yine. Yani evet, senin risalet görevin, görev tabii, tanımın içerisinde onları korumak yok. Bu sadece risalet sadece tebliğden bu ibaret. Bu kadar. Bunun formülü budur Erdem Bey. Bu görevin içerisinde kendini yiyip bitirmek var mı? Yok. Kur'an-ı Kerim'de sadece tebliğ. Sen tebliğini yaptın bitti. Fela'alleke bâhu nefseke ellâ yekûnû müminin diyor. Neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Buna iman etmiyorlar diye. Senin böyle bir görevin yok ki. Elçilik tanımı içerisinde bu yok. Böyle bir Risalet şey bu değil demek değil istiyor Rabbimiz. Yani. Dolayısıyla bu çok önemli Erdem Bey. Hani bir takım insanlar sayısal çoğunluğa öylesine takmışlar ki, zannediyorlar ki sayısal çoğunluk gerçeğin, hakkın, doğrunun ölçütü. Adam bakıyor herhangi bir düşünceye, harekete, görüşe, şuna buna. Bunun arkasında kaç kişi var diyor. Öyle olsaydı yeryüzünde en ilk kaybeden Resulullah olurdu. Öyle, sadece o değil, bütün Resuller kaybetmiş olurdu. Bütün Resuller olurdu, aynen öyle. Doğru çünkü gerçekten. Bütün Resullere söylenilen, ya sen ve senin etrafındaki 3-5 kişi, bir de bize bak. Bütün söylenilen şey evet, bu. Evet. Dolayısıyla elçiliğin, Risaletin bu görevi görev tanımı içerisine illa da insanları ikna etmek ve sonuç almak girmez. Sadece tebligat, ulaştı mı ulaşmadı mı? Sen gerisini yaparsın. Çünkü burada yine tırnak içerisinde söyleyelim, kraldan daha fazla kralcılık insan yapamaz, haddini aşmış olur. Çünkü Allah'ın vermiş olduğu hürriyeti, özgürlüğü, insanlara vermiş olduğu bir özgürlüğü Allah'ın bir kulu onların ellerinden alamaz. Mümkün değil. Yani Allah, birinci bölümde okuduk. Ben evet, eğer bir farklı bir düzen kurmak isteseydim hepsi mümin olurdu. Ama ben böyle bir şey istemedim ki. Sen niye istiyorsun? Hı hı. Bu imtihan, ben imtihan ediyorum insanları diyor yani Rabbimiz. Yani onu şey ister gibi, yani imtihana sokmuş, gözetmen de belki hepsi başarılı olsun diye orada yırtınıyor doğru, yani imtihanı yapan benim. Burada şey var hocam, bu Nisa şeyi, En'am suresinin 35. ayetini benim aklıma getirdiniz. Evet. Bu ve inkâne kebura aleyke i'râduhum ayeti var ya. Evet, gerçekten bunu okumasaydık eksiklik olurdu. Hakikaten öyle. Eksik, hatta yukarıdan hatta şeyden almak 32. lazım. Evet. O 33. ayetten. Evet. İnnehu leyahzunuke evet, değil mi oradan? Bakın evet. Rabbimiz buyuruyor ki Muhammed Aleyhisselam'la alakalı. Kad na'lemu innehu leyahzunuke lezi yekulun. Yani söyledikleri sözlerin seni üzdüğünü biliyoruz. Muazzam. Üzülüyorsun. Yani, gerçekten. Hani biraz önce söyledik ya, beşer. Çünkü
bazen üzülüyor, bazen ümitleniyor. Yani bir nebiden bahsediyoruz. Rüya görüyor. Rüyadan dolayı bir takım beklentiler içerisine giriyor. 1400-1500 kişiyle yola çıkıyor Erdem Bey. Ne kadar evet. insani bir şey. Bakar Aynen mısın? Öyle. Ne kadar insani bir şey. Gerçekten. Bazen üzülüyor. Bazen endişelere kapılıyor. Ki burada da Rabbimiz üzülmemesi gerektiğini ni söylüyor. Söylüyor. Fe innehum la yukezzibuneke. Yani hiçbir zaman bu adamların tavırlarını kendi üzerine alınma. Yani hakikaten o kadar etkileyici bir ayet ki, yani Rabbimiz bir nevi bir kulunu teselli ediyor. Yani bundan dolayı üzülüyorsun ama söylenilenlerin hepsini ben üzerime alıyorum, sen üzerine alma. Bana söylüyorlar aslında. Onların derdi sen değilsin. Sen değilsin. Yani bu acayip bir, gerçekten yani o kadar etkileyici bir ayettir ki. Evet. Yani bir kulu iyi etmek, onu birazcık daha rahatlatmak için yaratıcı diyor ki sen onların söylediğine aldırış etme. Onların hepsini ben üzerime alıyorum. Velakinne zalimine bi ayatillahi yecedun. Çünkü bu büyük hatayı yapanlar benim ayetlerime karşı yapıyorlar. Sana karşı değil. Yani bile bile inkar ettikleri benim ayetlerim. Benim ayetlerim. Yani nasıl bir şey ilişki Erdem Bey? Yani bir de hocam ben hep bu ayetlerde belki daha önce de konuşmuştuk galiba sizinle bu ayetler üzerinde. Yani belki programda değil ama galiba kendi aramızda konuşmuştuk. Rabbimiz sakin yani... Yani sen bırak, onlar benim ayetlerime karşı geliyorlar, ben onların cezası. Yani adam cehenneme girmek istiyor, bırak girsin diyor yani. Öyle. Ve bir kulun bu konuda üzülmesini şey yapmıyor yani, evet. Sen bunları şey yapma. Onların işi benimle, evet. Dolayısıyla ben onlarla daha sonra bilahare görüşeceğim anlamında yani bir nevi. Evet, evet. Dedikten sonra bakınız yine bir teselli geliyor. Sanma ki sadece sana yaptılar. Aa, gerçekten öyle, evet. Yani böyle düşünme. Velegat küzzibet rusulüm min kablike. Senden öncekilere de aynı elçiler, yani rasuller. O rasuller de geldiler. Aynı tebligatta bulundular. Hı-hı. Ve onlara gösterilen tavır da aynıydı. Burada rasuller denmesinin sebebi de o zaman hocam, yani izleyicilerimize bunu biraz daha altını çizelim. Tebliğe vurgu yapılmasından şüphesiz dolayı. Şüphesiz öyle. Yani tebliğ ettiğin zaman başına bu gelir kardeşim. Ayet, Bey, doğruyu siz, tebliğ ediyorsan, ayetleri tebliğ ediyorsan yaşayacaksın. Siz sürekli söylüyorsunuz ya, nerede Rabbimiz şöyle buyurmuştur diye bir ayet okursam birden iş bozuluyor demiyor musunuz? Evet. Yoksa hani hayat hikayenizden bahsetseniz, bugün başınıza gelenlerden bahsetseniz veyahut ligde durumlar nedir onlardan bahsetseniz hiç kimse size düşmanlık etmiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla burada da senden öncekilere de, o elçilere de, yani demek ki onlar da Allah'ın ayetlerini tebliğ etmişler evet. Aynı tavrı görmüşler. Yalanlamışlar. Ama ne yapmışlar? Kasaberu. Alâ mâ küzzibû. Göğüs gerdiler onların bu yalanlamalarına. Ve tabii ki biz sabırın ifadesiyle burada peki ben bana artık düşen işte bir köşeye çekilip sabretmek yapacağım. Hayır yani. İşte o yüzden göğüs gerdiler. Dimdik yani, duracak. Direndiler. Asla yanlışa sapmadılar. Ve üzü hatta etahum nasruna, ki işte bu ne zamana kadar devam etti bu sıkıntılar? Yardımımız onlara gelince. Ya demek ki burada da mutlak bir vaat var. Yani dik durur, devam eder. Allah'ın ayetlerini tebliğ edersen Allah'ın yardımı da gelecektir. Ve la mübeddileli kelimatillah. Yani Allah'ın kelimelerinin değiştirilmesi, onların yerine geçen başka bir şey mümkün mü? Yani sen onların hoşuna gidiyor diye Allah'ın kelimelerini değiştirmen mümkün değil. Böyle bir şey olabilir mi? Ve lekad ca'eke min nebe'il mürselin. Daha önceki o mürseller, rasuller, gönderilenlerin bu konudaki tecrübeleri, başlarına gelen şeyler sana anlatıldı. Bunları bir düşün. Dedikten sonra işte yani, çok muhteşem ifadeler geliyor. Yani ve imkani kebru aleyke i'raduhum. Ben buraya kadar bu ayeti okurken hep şu az evvel okuduğumuz yerden itibaren Resulullah'ın hala üzülmeye devam ettiği izlenimine kapılıyorum hocam. O yüzden burada biraz daha ifade sanki sertleşiyor. Rabbimizin ifadesi. Dozu de, evet. Hele sonuna doğru artık tamamen dozu şey yapıyor. Yani artık kendine bir şey yap. Çeki düzen ver. Evet. Yani bu iş çünkü gevşekliğe, duygusallığa ve yıkıldım, bittim, tükendime gelmez. Gelmez, evet. Çünkü Erdem Bey, Allah eğer
yardım vaadinde bulunuyorsa bir insana, artık o insana ben bittim, tükendim demek de yakışmaz. Evet, aynen öyle. Ve inkâne kebura aleyke iraduhum, buna rağmen onların senden yüz çevirmesi, seni umursamamaları ağrına gidiyorsa, sana ağır mı geldi? Evet, hı, ağır geldiyse. Fe in istata'te en tebtegiye nefekan fil ard. Tamam, o zaman hadi yap istediklerini. Ne istiyorlar? Yerlere tüneller açmanı, sular fışkırtmanı, bunu mu istiyor? Yap hadi. Gücün yetiyor mu? Yap bakalım. Yani yapabiliyorsan yap bunu. Hı hı, yapabiliyorsan yap. Evsüllemen fissemen, yukarıya çıkmanı, uçmanı, kaçmanı, bunu mu istiyorlar? Yap o zaman. Fetetihum bi aya, ne istiyorlarsa getir. Gücün yetiyorsa ona. Evet. Velev şâallâhu lecema'ahum alel hüdâ. Bakın Allah tercihini öyle yapsaydı, öyle yapsaydı hepsini hidayette toplardı. Yani eğer Allah'ın öyle bir şeyi olsaydı, sen de ağzını açmadan etrafında milyonlarca insan tabii ki öyle der. Evet. Hiçbir sorun çıkartmaz ve senin arkanda olurlardı. Oysa Allah'ın böyle bir kanunu, böyle bir tercihi, düzeni yok. Fela tekûnenne minel cahilin. Ne kadar ağır bir ifade esasında, değil mi? Yani bunu bilmiyormuş gibi yapma. Hatta kendine hakim olmayanlar gibi davranma. Tabii, demek biliyorsun gibi. Yani bu. Hani bizim Türkçemizde cehalet, yani bir konuda bilgisizlik anlamına gelir. Böyle bir gerçeğin Muhammed Aleyhisselam tarafından, Allah'ın Resulleri tarafından bilinmemesine imkan yok. Ama insani bir takım şeylerle bir takım beklentilere girebilir insanlar ve üzülebilirler. Nitekim yukarıda da üzüldüğünü söylüyor. Ama bunu bilmiyormuş gibi hareket etme. Evet. Bunu unutma anlamında. Yani gerçekten de yani direkt ikinci tekil şahısla Resulullah'a hitap eden ve tabii dolayısıyla hepimize hitap eden bu ayetler hakikaten de bugünkü konumuzu da özetler nitelikte oldu. Çok da iyi oldu hocam. Allah razı olsun. Peki Erdem Bey, bu tebliğ kim için bir anlam ifade eder? Ayetin devamı şöyle. Evet. Onu da şimdi fark ettim. İnnemâ yestecibül lezîne yesmâ'un. Sana bu konuda olumlu karşılık verecek olanlar. Seni dinleyenlerdir. Dinleyenlerdir. Yani buna karşı bir hassasiyeti olan, Allah'tan, hani daha önce takva kavramını konuşmuştuk ya, adam zaten fıtratını bozmamış, Allah'tan çekinmiş, kendini korumuş ise bu defa bu insan riske girmez. Dinler. İşte bunlardır sana olumlu cevap verecekler. Hocam devamındaki ifade gerçekten vel mevta diye başlaması, evet, enteresan hocam ya. Ölülere gelince. Evet. Ya çok ilginç hakikaten. Benim de bu bağlamda hiç dikkatimi, evet, çekmemişti. Yeb'asuhumullah. Allah onları tekrar diriltecek. Sümme ileyhi yurcaun. Hepsi döndürülecek. Dolayısıyla sen, evet, yani onlarla hesabını hesaplaşacak olan Allah'tır. Senin görevin neymiş? Sen seni dinleyenlere, onun için pek çok ayette Allah'tan korkanlar senin uyarına kulak verirler şeklindeki dinler ayetler. Bu bunlardır. O zaman şöyle bir şey belki değerlendirmek lazım. Yani şunun altını çizmek lazım. Bu dinleme ile ilgili ayetlerin de tebliğ ile alakasını kurmak lazım hocam. Belki de. Yani biraz daha o bağlamda bir okumak lazım dinlemenin geçtiği ayetleri. Evet. Mesela burada direkt o anlamda belirginleşiyor ayet. Evet, öyle. Evet, sağ olun hocam. Şimdi gerçekten çok etkili hakikaten. Bu bir de Erdem Bey şeyde 5. sure, yani yine Maide suresinin 92. ayeti. Evet. Bakalım. 5'e 92 aynı konuyla alakalı olarak. Bakınız ne kadar hepsini yine özetleyen bir ayeti. Ve atiullaha ve atiur rasule ve ahzaru, Allah'a itaat edin, o Resul'e itaat edin ve çekinin. Fe in tevelleytum fa'lemu ennema ala rasulinal belagul mubin. Eğer ilgisiz kalır, yüz çevirir, çeker giderseniz şunu kesin olarak bilin ki ennema ala rasulinal belagul mubin. Bizim Resulümüzün görevi bunu apaçık size ulaştırmak. Başka onu, bir şey değil. Onun dışında başka bir şey başka değil. Bir şey değil, evet. Bu da Maide suresinin 92. ayeti değil mi hocam? 92. ayeti, evet. Hatta benzer bir ifade 64. surede, yani Tegabun suresinin
12. ayeti ve atiullaha ve atiur rasul fe in tevelleytum fe inneme ala rasulinal belagul mubin. Hep aynı ifadeler. Evet, aynı. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu kesinlikle bilin ki Resulümüze düşen şey apaçık bir tebliğdir. Bakınız bir şey apaçık değil. Bir Erdem Bey, apaçık bir tebliğ. Yani mübin. Yani oraya buraya çekilecek, çevrilecek veya orasından törpülenmiş, burasından yumuşatılmış, burasında dozu art, böyle bir şey yok. İndiği gibi. Kendi yorumunun katıldığı değil. Veya bir takım ifadelerin eksiltildiği bir şekilde değil. Neyse değil. O. Neyse o. Apaçık bir tebliğdir onlara düşen şey. Dolayısıyla bütün rasullere, pek çok ayette sadece burada rasulümüze düşen diyor, pek çok ayette bütün rasullere düşen evet. Tebliğdir şeklinde. İşte biraz önce çıkartmıştık onları. Ben buradan şey yapayım hocam tekrar. Ali İmran suresinin 20. ayeti diye not almışız. Fe in tevelle fe innema aleykel belah burada yine, evet, orada, geçiyor. Yine sana apaçık bir belah yani tebliğ düşen şey odur anlamında. Hı hı. Evet, pek çok ayette rusul şeklinde de geçer. Yani bütün rasullere düşen apaçık bir tebliğdir anlamında. Evet. Şeyde hocam. Nahil suresinin 35. ayetini. 16. surenin 35. ayeti. Bir bakabiliriz. Fehel aler rusuli illel belagul mubin. Diye geçiyor. Evet, ve hel aler rusul. Yani bütün rasullere düşen şey budur. Hatta bakınız bu ayet birinci bölümde okuduğumuz ayetin müteşabihi. Ve kalillezine eşrekû levşâ Allahü me'abetnâ min dünihî min şey. Ha, evet. Nahnu evet. Ve lâ âbâuna ve lâ harramnâ min dünihî min şey. Yani müşrikler şöyle diyorlarmış. Allah'ın tercihi olsaydı biz onun dışında herhangi bir şeye kulluk etmez, kutsiyet bildirmezdik. Biz de öyle, atalarımız da öyle. Yine onun dışında haram kılmazdık. Hiçbir şey haram kılmazdık, evet. Kezalike fealillezine min kablihim. Daha öncekiler de aynı şeyi yaptılar. Fehel aler rusuli illel belagul mübin. Bütün rasullere düşen şey apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Yani ne demek? Siz böyle diyorsunuz ama Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yok. Allah sadece size tebliğ edecek elçiler gönderir ve ne yapıp yapmayacağınıza siz karar verirsiniz anlamında. Hocam zaten mesela bu ifadeyi programımızın başında okuduğumuz, pardon, bir de şey vardı. Bu En'am suresinin 148-149. ayetindeki okumuştuk, orada da vardı değil mi? Okuduk tabii tabii onda. Aynı ifadeler. Tamam, oraya da okuduk tabii, tamam. Eksik bir şey kalmasın diye bakıyorum. Sizin notlarınızdan devam edelim hocam, evet. O zaman isterseniz. Şimdi Erdem Bey, bu böyle. Peki karşı taraf bu tebliğe karşı nasıl bir tavır alır? Yani rasuller tebliğini yapıyorlar. Peki karşı taraf ne yapar? Şimdi mesela Muhammed Aleyhisselam tebliğini ulaştığı insanlara yapmış. Hı hı. Peki buna rağmen bu tebliği almamış, bu tebliği kendisine ulaşmamış o dönemde insanlar olabilir mi? Olabilir. Tabii ki, evet. Olabilir. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu tef'il kalıbının dışında, yani bu fiilin tef'il kalıbının dışında bir de if'al kalıbında iblağ şeklinde kullanımlar vardır. Bu ikisi arasında sanki şöyle bir fark var gibi gözüküyor. Hocam o farkı biraz ara verelim, tabii, bir soluklanalım. Tabii. Öyle şey yapalım. Tamam, arada bölünmüş iyi. Olmasın. Biraz ara verelim. Sonra birlikteyiz. Tamam. Sevgili izleyiciler, Kur'an'ın öğrettiği kavramlar programımızda tebliğ konusunu işliyoruz ve programımızın bu akşamlık son dönemecine de döndük. Son bölümündeyiz. Bu arada programımızın sezonun da son 3 programını yapacağımızı, yani bugünden sonra 2 adet daha kök programımız var. Ondan sonra programımızı sona erdireceğiz inşallah bir sonraki döneme kadar. Yani ayın 23'ünde, Mayıs ayının 23'ünde kök programının sonuncu bölümünü yapacağız Allah nasip ederse. Yine 30 Mayıs'ta da Yükselen Sözleri bu dönem için bitireceğiz Allah izin verirse.
şimdilik yine tebliğ bölüm programımıza devam edelim. Tebliğ ile ilgili programımıza devam edelim. Hocam siz başka bir bapta da kullanıldığından bahsetmiştiniz bu bölüme geçmeden önce. Oradan devam edelim, buyurun. Şimdi biz sülasiyi gördük. Belaga olarak gördük. Evet. Sonra tef'il babından tebliğ şeklindeki kullanımlarını gördük. Her ne kadar tebliğ şeklinde geçmese de bu kalıptan bellega ifadesiyle... Evet, o da ilginç bir not olarak belki düşünebilir. Yani bellega yubelligu diye tebliğ tef'il babında geçiyor ama bunun mastar hali tebliğ olarak gelmiyor. Bela ya da bülüğ şeklindeki bela mastarları kullanılıyor. Geliyor, evet. Evet, onu da söyleyelim. Bir başka kalıp iblağ şeklinde, ifal kalıbında... Bu şimdi sanki öyle kullanımları var ki Erdem Bey, tef'il kalıbı ile ifal kalıbındaki bu kelimenin, bu fiilin kullanımında bir anlam farkı var gibi gözüküyor. Mesela bunun çok bariz olarak görüldüğü bir ayet, Cin suresi, yani 72. surenin son ayetleri ki daha önce çeşitli vesilelerle o ayetleri biz burada okumuştuk. Evet, 72. son ayet. Evet. Evet. Şimdi bakın 26. ayetten itibaren okuyacağım. Buyurun. Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ehade. Yani o Allah gaybı bilendir. Hı-hı. Ki buradaki gayb vahiy anlamındadır. Fela yuzhiru ala gaybihi ehade. Ve o gaybi, yani o vahiy de herhangi birine açmaz. Evet. İlla ancak şunu açar. Menir tadamir rasulin. Razı olduğu bir rasule. Fe innehu yeslükü min beyni yedeyhi ve min halfihi rasade. O rasulün, ki işte vahiy meleğinin diyelim, onun etrafına da sağına soluna önüne arkasına gözcüler diker. Liyaleme, niçin bunu yapar? Çünkü o seçilen beşer rasul şunu bilsin. En kat eblegu risalati rabbihim. O başta Cibril ve onun etrafındaki koruma görevini yapan diğer elçiler, melekler Rablerinin risaletini ona bildiriyorlar diye. Ve ehata bima ledeyhim ve ahsa külle şeyin adeder. Bütün onlardaki onu ihate eder, alır ve teker teker artık onu şey yapmış olur. Kavrar. Yani. Şimdi şöyle, demek ki risaletle ilgili vahyi Rabbimiz insanlar arasından bir kere seçtiği Nebi'ye verir. Evet. Bu Nebi'ye de bu risaletle ilgili vahyi Cibril aleyhisselam getirir. Ama onun etrafında da koruma ordusu vardır. Meleklerden gözetleyiciler vardır. Ki bunun, yani bir böyle bir protokol gibi bir şeyle geliyor. Tabii. Hocam? Niçin böyle? O Nebi görsün bütün bu protokolü ve kendisine gelen risaletle ilgili vahidir, bunu bilsin. Rabbinden gelen bir vahidir. Bunu bilsin. Bir risalettir, evet. Ve bunlar, bu melekler bunu ona tebliğ ediyorlar. Bu tebliğe şey yapsın, risaleti alsın, içselleştirsin ve daha sonra da tebliğ etmek üzere şey yapsın, görevine başlasın. Şimdi burada... Burada eblegu. Eblegu kelimesi ifal babında. Evet. Şimdi aynı kalıp Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de geçiyor. Aynı kalıp, yani ifal babından. Bu sanki gönderilen mesajın karşı taraf tarafından alındığı, anlaşıldığı, algılandığını bir ifade biçimi gibi gözüküyor. Tam olarak alındı, görev yerine getirildi. Gibi. Yani işte taahhütlü mektup gibi belki düşünebiliriz. Yani bir mektup gönderiyoruz karşı tarafa. Gitti mi gitmedi mi bilmiyoruz ama ona ulaşıp ulaşmadığından haberdar olmak istiyorsak taahhütlü gönderiyoruz ki bize gelen belgeye baktığımızda evet almış, imzalamış. Hocam şimdi gençlere taahhütlü falan diye değil, gençlere WhatsApp'taki o iki tik mavi oldu diye anlatabilmemiz gerekiyor. Evet, ulaştı, alındı, okundu vesaire gibi. Nereden bunu söylüyoruz dersek, mesela
Enam suresinde 6. sure. Pardon, Araf suresinin 7. surenin 79. tamam. ayetine bakarsak. Hı hı. Şimdi burada Salih Aleyhisselam'ın topluluğu için bir ayet var. Fetevelle anhum ve kale ya kavmi lekat eblagtukum risalete rabbi. Evet, burada da yine aynı kelime kullanılıyor. İbla, aynı bağda, ibla bağda. İf'al kalıbından, evet. Ben size Rabbimin risaletini bildirdim ve siz de bunu aldınız, algıladınız. Yani hiç kimse şunu söyleyemez artık bu topluluk bana içerisinde. Ulaşmadı bu tebliğ. Bana ulaşmadı. Halbuki tebliğ olarak yani bellaga ya da if'al babından kullanıldığında ulaşmamış kişiler olabilir. Tefül kalıbından olduğunda ulaşmamış kişiler olabilir. Olabilir, evet. Yani tebliğ edersin ulaşabildiklerine ama sana sorduklarında ya bak bunu herkes duydu mu ondan emin değilim, ulaşamadıklarım olmuştur. Zaten bu Enam 19'daki vemen belaga tabii ki onu inşallah tamam. Şey gelirse ona da değineceğiz. Tamam, vemen belaga ifadesi orada önemli. Ama burada muhtemel odur ki Salih Aleyhisselam kavmindeki herkesi teker teker uyarmış. Ve diyor ki ben herkese bunu ilettim, herkes bunu aldı, algıladı, anladı, kabul etti, etmedi, o ayrı bir şey. Ve bunlar helaki hak edebilirler. Yani evet. Hiç kimse aralarında ben bilmiyordum, duymadım, görmedim diyemez. O zaman toplumsal olarak helak bunlara gelebilir. Gibi. Evet. Mesela aynı surenin 93. ayetinde bu defa aynı kalıp Şuayb Aleyhisselam için. 93. Evet. Fetevelle anhum ve kâle ya kavmi lekad eblagtukum risâlâti rabbî ve nesahtu leküm. Aynı şekilde. Hı hı. O da diyor ki ben de size Rabbimin risaletini ulaştırdım ve siz de bunu aldınız. Aldınız. Bakınız Cin suresinde de biraz önce okuduğumuz surede de liyalem en kat eblehu risalati rabbim. Yani tebliğ ediliyor ve tebliğe muhatap olan kişi de bunu alıyor. Evet. Yani Resul bilsin ki bu tebliğ tam olarak ulaştı. Ulaştı. Bu risalet tam olarak ulaştı. Ulaştı. Burada da aynı şey. Hatta bu nesahtu lekum ifadesi her iki ayette de var ya hocam. Belki o da ona. Yani benim size yapacağımı yaptım. Yaptım ben. Evet. O anlamda gibi gözüküyor. Evet. Yani ben size yapacağımı yaptım. Hı-hı. Elimden geleni yaptım. Bundan sonra artık hiçbiriniz içinizden çıkıp da ben bunu bilmiyordum, duymadım diyemezsiniz. Hı-hı. Mesela aynı şekilde yine Hud suresinin 57. ayetinde bu defa Hud kavmi için 11. sure. 11. sure 57. ayetinde aynı ifade yine geçiyor. Fe in tevellem fekat eblagtukum ma ursiltu bihi ileykum. Yani burada da mesela übelligukum değil de eblagtukum şeklinde geçiyor ifal kalıbından. muhtemel odur ki herkese şey yapmış, duyurmuş. Duyurmuş, evet. Dolayısıyla bundan sonra başınıza herhangi bir iş gelirse şaşırmayın, herkesin haberi var. Mesaj iletildi. Oysa Kur'an-ı Kerim'de übelligukum şeklinde yani tef'il kalıbından da geliyor. Bu şekilde de kullanılıyor. Hı hı. Ama biz sanki buralarda ulaşılabildiğince ulaşılmış ama hala bir takım insanlara ulaşılmamış olabilir şeklindeki bir ifade belki anlaşılabilir tebliğden yani tef'il babından ama if'al babından eblagtukum dendiği şeyinden sanki bütün herkese ulaşmış, alınmış ki Cin suresinin son ayette buna delil olarak gösterilebilir. Orada da ifal kalıbında kullanılıyor. Yani o Cibril ve etrafındaki koruma ordusu şey yapıyor, risaleti ulaştırıyor. Evet. Ve tebellü yapılmış oluyor. Yani Resul de ben bunu aldım diyor. Aldım diyor. Dolayısıyla gerçekleşmiş oluyor. Yani bir nevi işte taahhütlü olarak tamam. Gerçekleşti artık irtibat. Kimsenin yani iblağla tebliğ arasında böyle bir sanki fark bir görünüyor. Sanki bir şey gözüküyor gibi Kur'an'da olabilir. Kur'an'da ayetlerde. Hı-hı. Evet böyle duruyor sanki. Gerçekten de bu şeylerde helake uğramış kavimler değil mi hocam? Bu ifadeleri ya, geçtiği kavimler. Öyle gözüküyor. Gerçi aynı kavimler için übelli hüküm şeklinde de bazen kullanılıyor ama hani bu muhtemelen önceki aşamalar olabilir. Olabilir evet. Ama en nihayetinde eblagtukum dediğinde sadece onlar için kullanılıyor eblagtukum ifadesi. Yani bakın yani şey gibi düşünebilirsiniz. Şu salonda olan herkes şu an benim söylediklerimi duydu. Duymadım diyen yok. Hatta herkese teker teker soruyoruz. Tamam mı? Tamam.
kabul eder etmez o ayrı ama ben görevimi yaptım. Yaptım. Anlamında belki olabilir. Şimdi sizin biraz önce söylediğiniz ayet önemli Erdem Bey. En'am 19. En'am 19 onu. Evet. 6. surenin 19. ayeti. Öyle mi? En'am 19 mu? Ve men belag tamam, ifadesini geçiyor. Tamam doğru. Ve uhye ileyye hadel Kur'an-ı Ünzreküm bihi ve men belag. Evet. Tamam. Şimdi onunla ilgili evet tamam. Burada ve uhye ileyye hadel Kur'anu bana bu Kur'an vahyediliyor. Evet. Niçin? لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ Bakınız Erdem Bey. Onunla. Sizi onunla uyarayım, uyarayım diye. Başka? وَمَنْ بَلَغَ Ayrıca. Ulaştığı herkes. Bu kime ulaşıyorsa onları. Peki. Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra. İnsanları Muhammed Aleyhisselam uyarmamıştır diyebilir miyiz biz? Elbette diyemeyiz. Niçin? Çünkü Muhammed Aleyhisselam zaten kendisine indirilen kitapla insanları uyarmıştır. O kitap onun vefatından sonra da zaten insanların elindedir. Dolayısıyla kıyamete kadar bu kitap kime ulaşırsa o uyarılmış kişilerdendir. Mesela bunun 14 İbrahim suresinin 52. ayetiyle irtibatına bir bakalım. Ben şimdi onu diyecektim hocam ya, aynen öyle. Orada da aynı konu. Evet son ayeti. Hâzâ belâhun linnâsi. Evet bakın. Hâzâ belâhun yani ne demek hâzâ belâhun? Bu bütün insanlara bir tebliğdir. Bütün insanlara bakınız Erdem Bey. Ve men belâga dedi ya. Evet. Ve yunzeru bihi. Onunla uyarılmış olsunlar diye. Muhammed Aleyhisselam bununla uyardı. Onun vefatından sonra da insanlar uyarılıyor. Bununla uyarılıyor. Evet çok güzel hocam. Veli alemi ve bu uyarı şu etkiyi yapsın diye. Ennemâ huve ilâhun vâhidun. Zaten Erdem Bey. Her şeyin temelinde bu var. Eğer insanlar İlah olarak sadece Allah'ı bilirlerse zaten bu risalet gerçekten de onlara ulaşmış. Hocam zaten En'am suresinin 19. ayeti de öyle devam ediyor. İnnekum leteşhedûne ennemâ allâhu âlihetel uhra. Evet âliheten uhra. Yani Allah'tan başka ilah olduğuna siz şahitlik eder misiniz? Temeli budur. Evet. Eğer insan bu akideyi bozmazsa, fıtratını bozmamış olur. Fıtratını bozmayan insanın Allah'ın ayetlerine karşı bir mücadeleye girmesi düşünülemez. Ancak insanın fıtratı bozulması lazım. Onun için Allah bu kitap sizi şu konuda uyarır. Ondan başka ilah yoktur. وَلِيَذَّكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَبِ Bunu da kimler akleder, kimler bunu işleme sokarlar bu bilgiyi? Ulul elbab yani sağlam duruşlu kişiler. Sağlam duruşlu yani bu fıtratını bozmamış. Sürekli kendisini korumuş. Ve kendisine Allah'ın bir yani şöyle. Zikir nedir? Allah nasıl bilgi verir? Ne indirir? Neyi tebliğ eder? Resuller bunu bilen kişiler. Yani ağzının tadı bozulmamış. Bir bardak suyu içtiğinde evet kardeşim su budur diyen kişilerdir bunlar. Dolayısıyla buradan yapılan tebliğin uyarı ve diğer ayetlerde işte tebşir yani müjde ve bir takım şeyleri de insanlar bilsinler, akletsinler, var olan şeyleri de harekete geçirsinler, hatırlasınlar, zikir anlamında yapılıyor. İnneni lekum minhu nezirun ve beşir diyor mesela işte Hud suresinde yani elçilerin uyarma ve müjdeleme bakınız, görevini yaptık. Bu diğer rasuller bunu söylüyor. Muhammed Aleyhisselam da bunu söylüyor. Ama inzar yapanın ve tebşir yani
uyaranın ve müjde verenin kitap olduğunu da Kur'an-ı Kerim evet. söylüyor. Dolayısıyla tüm bunlar bir araya geldiğinde esasında tebliğ edilen şey Allah'ın kitabı. Yani risalet ya da vahiy. Tabii odur. Dolayısıyla rasullerin olmazsa olmaz görevi tebliğdir. Bu tebliğ yapıldıktan sonra artık onun uygulamaları, çıktıları, insanların sorunlarına çözüm ihtilaflarının halli, onların geliştirilmesi, onun için hani şeyde rasullerin görevlerinde yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim ifadesi yani kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor ve böylelikle gelişim sağlanıyor. Yani şey gibi düşünelim, işte yağmur toprağa düştükten sonraki gelişmeler gibi. Sadece düşmekle kalmıyor. Hayat başlıyor. Ondan sonra, onun etkileri ortaya çıkıyor. Ama bütün bunların ilk şeyi mutlaka o yağmurun yağması, yani tebliğin ulaşmış olması. Zaten tasrif konusunda da görmüştük. Araf suresinde aynen sizin söylediğiniz benzetme yapılıyor. Yani vahyin bir yere indirilmesiyle yağmurun toprağa yağıp oradaki etkileri birbirleriyle kıyas edilerek o ayetleri görmüştük. Bir takım toprakların, bir takım kayaç toprakların bu yağmurdan hiç nasiplenmedikleri, suyun akıp gittiği... Araf 58 galiba hocam, onu ben izleyicilerimize söyleyeyim de onlar kendileri okurlar. Buyurun hocam. Suyun akıp gittiği ama bazı toprakların da bırakın yağmuru, bu yağmurun neminden dahi müthiş bereketlendirdikleri, zaten insanlar da Allah'ın... Risaleti karşısında aynı tavrı. Bazıları için hiçbir anlam ifade etmiyor. Hatta öfkelerini şey yapıyor, perçinliyor. Ama buna hazır olan insanlar için ise çok büyük şeyler ifade ediyor. Bu sizin söylediğiniz benzetme yapıldıktan sonra, yani bulutların, rüzgarların bulutları taşıması, gönderilmesi, yağmurun o beldeye indirilmesi, verimli toprağı harekete geçirip verimsiz toprağı hiçbir etki yapmadığının söylenmesinin hemen ardından 57-58. Ayetlerin hemen ardından 59. ayette Araf suresinde لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ diye de yani işte Nuh'u da kavmine elçi olarak tasrif gönderdik yani. Diye yani o benzetme vahyin de aynı şekilde bir etki yaptığına vurgu yapılıyor. Bunu da göstermiş olalım izleyicilerimize. Evet hocam, şimdi ne kaldı? Belki son olarak şunu da söylememiz gerekebilir Erdem Bey. Şimdi hep hani biz programlarımızda esasında öncesi olmayan din algısının ne kadar yanlış olduğunu ve ne kadar büyük tahribata sebebiyet verdiğini hep konuştuk. Bu tebliğ ile alakalı olarak da rasullerin indirdiği, tebliğ ettiği ayetlerin tasdikle ilişkisi, yani zaten o konuda bir takım bilgilere sahip olan insanların o bilgilerini harekete geçirdiğine dair yine bu tebliğ kelimesinin geçtiği Enbiya suresinin 104 hatta galiba. Evet, 105'ten okuyabiliriz. Mesela diyor ki وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Biz işte Zebur'da şunu yazdık. Zikirden sonraki o Zebur'da yer Allah'ın o salih kullarına, yeryüzü Allah'ın salih kullarına miras kalacaktır. Yani asıl mirasçılar Allah'ın salih kulları. Bunu yazdık diyor. İnne fî hâzâ lebelâgan likavmin âbidîn. Bu bir tebliğdir. Kimler için? Allah'a kulluk eden o topluluklar için. Demek ki Allah'ın risaletini tebliğ eden elçiler bir takım insanlarda öyle şeyleri canlandırıyor ki doğru. Senin bu söylediğin şey benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Ben zaten bunu biliyorum. Yani işte bu tebliğ, bu bir tebliğ diyebilen kişiler. Bu Allah'ın ayetlerinin tebliği şeklinde farkına varan kişiler olduğu anlaşılıyor herhalde, değil mi hocam? O anlama geliyor ve işte devamında da 107. ayette programın başında okuduğumuz ve me arselnake illa rahmetellil alemin ifadesi. Yine yani seni biz şunun için gönderdik, sen bütün insanlığa rahmet olasın. Yani ne demek? Sen Rasul. Yani tebliğ ettiğin şey. Dolayısıyla senin tebliğ ettiğin her şey
insanlarda etki yaratacaktır. Ama kendini koruyan ve buna hazır olan insanlar için. Yani bu ayeti yine 105. ayetteki o inne fi haza lebelagen ifadesiyle birlikte değerlendirdiğimiz zaman rahmet olmanın, yani Resulullah'ın rahmet oluşunun, risaletin rahmet oluşu, yani tebliğ ile alakasını da rahatlıkla görmüş oluyoruz. Erdem Bey, zaten Kur'an'ın bir vasfı olarak geçiyor pek çok ayette rahmet. Hatta bütün ilahi kitapların vasfı olarak geçiyor. O halde rahmet olan şey Resullerin tebliğ ettiği şeydir. Yoksa onların kendi şeyleri değil. Öyle olsa doğumundan itibaren bütün nebiler insanlık için rahmet olma. Hayır, böyle bir şey değil. Hı-hı. Ne zaman rahmet oluyor onlara? Risaletin gönderilmesi, tebliğin başlamasıyla birlikte. Evet. Dolayısıyla bu ayet ve me ersenlâke illâ rahmetellil âlemin ifadesi bütün nebiler için, dolayısıyla bütün nebilere verilen kitaplar için, yani risaletle alakalıdır. Hı-hı. Hocam, bilmiyorum ne kadar süremiz var ama isterseniz son cümlelerimizi belki bu tebliğin bizim üzerimizdeki, yani insanlara ulaştırılması ya da işte insanlara nasıl ulaştırılacağı veya Müslümanların bu görevi yapıp yapmadıkları, bu görevi yapmanın önünde bir takım engellerin olup olmaması gibi şeylere de belki birkaç cümleyle evet, değinmemiz yerinde doğru olabilir. Doğru. Bir kere o şeyde, daha önceki bölümlerde konuştuğumuz risaletin çerçevesiyle bağlantılı olarak, işte herhangi bir eksiltme, arttırma yapmadan, kendi kişisel görüşlerimizi katmadan Allah'ın ayetlerini bütün kullara ulaştırma görevimiz var. Yani şöyle, belki ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bizim insanlara işte içerisine bir takım bizim hoşumuza giden renkler, kokular, esanslar, şunlar bunlar katarak değil de bu suyu olduğu gibi insanlara saf kaynağından yeni çıkmış bir su olarak bu şekliyle ulaştırma görevimiz var. Allah Resullerinden böyle yapmalarını istemiş. Tertemiz su. Çünkü tertemiz suyu reddedecek bir vücut olamaz. Dünyada böyle bir insan olamaz. Ancak onun fıtratı, yapısı, vücudu öyle bozulmuş olmalı ki suya tepki göstersin. Aksi takdirde fıtratı bozulmamış bir insan evladı tertemiz ara bir suya tepki gösteremez. Hocam, bugün de hatta zaten içinde yaşadığımız çağdan da rahatlıkla biliyoruz ki her şey doğal olun. Yani Allah'ın yarattığı haliyle olanın peşine düşüyorlar. Herkes yani. Öyle. Hiç kimse... İşte bakıyorsunuz köylere geri dönmek istiyorlar, doğal yem yemiş tavuktan beslenmek istiyorlar. Yani Allah nasıl yarattıysa onu talep ediyorlar aslında insanlar. Bugün bunu daha net bir şekilde görebiliriz. Mesela biz bunu severiz, belki bunsuz yapamayız ama bunun renginden, kokusundan, tadından haz etmeyen insanlar olabilir. Hatta bunu hayatında hiç görmemiş ve çay nedir bilmeyen. Bilmeyen ve yudumlama konusunda tereddüt gösteren insanlar olabilir. Aynen öyle. Bu normal karşılanmalı ama su konusunda böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Mümkün değil böyle bir şey. Dolayısıyla bizim risaleti tebliğ etmemiz konusunda kriterlerimiz böyle olmalı. Yani olanı olduğu gibi. Mesela işte hep aynı şeyleri söylüyoruz. Şuradaki mealleri gerçekten insanlar düşünerek, tefekkür ederek okusalar çok ciddi şüpheler taşımaya başlarlar. Bu konuda Erdem Bey, Allah'ın vahyinin bütün insanlığa iletilmesi için onun gösterdiği usulle yapılmış mealler. Evet. Yani herhangi bir kitabı, 600 sayfalık kitabı, 10 kişi bir araya gelip sen ilk 50 sayfayı, sen ikinci 50 sayfayı yap, birleştirelim. Böyle değil de Allah'ın gösterdiği usulle yapılan, tabii ki hatalar olacaktır ama hani buralarda... En azından böyle bu kadar büyük, Kur'an'da çelişki olduğunu gösterecek hataları düşünmeyi belki minimalize etmek anlamında. Evet. Dolayısıyla burada kendi görüşlerimizi bir kenara bırakıp olanı olduğu gibi tebliğ etme görevimiz var. Demek ki biz bunu yapabiliriz, insanlık bunu yapabilir. Rabbimiz bu görevi bize vermiş, bütün insanlığa vermiş. Kitap elinde olan biz olduğumuza göre bunu biz ulaştırmak zorundayız. O yüzden de zaten programımızın ilk bölümünden bu yana altını çizdiğimiz işte tasdik, tebyin, nesih, sizin kitabını yazdığınız konular burada çok ön plana çıkıyor. Çünkü bu sistemi bilmek zorundayız ki daha önce kitaba muhatap olmuş kişilere
bunun Allah'ın kitabı olduğu ile ilgili delilleri sunabilelim, gösterebilelim. Ve Erdem Bey, bir de bizim en kronik belki problemlerimizden bir tanesi, böyle çok kontrolsüz tahrif söylemlerinden vazgeçmemiz evet. lazım. Yani evet. Biz eğer Allah'ın kitabını birilerine, bizim dışımızdaki insanlara tebliğ etmek istiyorsak, o adama senin kitabın tahrif edilmiştir, senin kitabın esasına bir hiçtir dersek o adamın... Masaya oturmamakla aynı şey. Adam yani, bir daha bizi ikinci cümleyi dinlemez ki hocam. Yok, bu adamın bizi dinleme gibi bir sorumluluğu olmaz. Olmaz, ha, zorunluluğu da olmaz. Böyle bir şey aynen. olmaz. Dolayısıyla Rabbimiz işte وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَا الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ şeklinde, hani bunu belki bu yönüyle ele alırsak, ehli kitapla, yani kendilerini de Allah'ın kitabı olan kişilerle bizim mücadelemiz, yani onlara risaleti tebliğ etmemiz en güzel şekilde nasıl olur? Elimizdeki kitabı onlara doğru bir şekilde götürüp sen karar ver. Kendi yani kitabında bunu birlikte bir oku bakalım. Oku ve ondan sonra sen karar ver diyerek onu sorumluluk altına sokmak. Onu kendi değerleriyle bağlamak yoluyla olur. Nitekim Muhammed Aleyhisselam böyle yapmıştır. Tebliğ faaliyetinde ki duygusallıktan, akrabalıktan, kavmiyetten, şundan bundan değil, doğrudan Allah'ın ayetlerini tebliğ ediyor ve onu onunla yalnız bırakıyor. Hiç kimse, yani, aksi takdirde bugün bizim bize olan sempatisinden, muhabbetinden, şundan bundan dolayı yola gelen insan başka bir gün, başka bir zamanda başkasıyla muhabbet kurar, ona gider. Dolayısıyla böyle bir dindarlık değil. Allah'ın kitabını Allah'ın kullarıyla buluşturmak herhangi bir aracı ortadan aracı koymadan. Yani bu şeye benziyor, sizin verdiğiniz örnekle devam edersek. Elimizde su var ama elinde su olmayan, susuzluktan ölmek üzere olan kişilere götürüp de bir yudum su vermiyoruz gibi bir anlam çıkar burada bunun yapılmaması durumunda. Bu doğru bir şey olmasa gerek. Hocam, ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa bugünlük bu kadar diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ederim. Tebliğ kavramını da böylece inşallah izleyicilerimize Rabbimizin kitabına ulaştırmışızdır. Son iki bölümümüze hangi konuyu ayıracağız? Şimdiden açık edelim mi? Evet, inşallah inzal ve tenzil kavramlarını bu son kalan iki bölümümüzde i̇nşallah. İncelemeye çalışacağız. Allah nasip ederse. Sevgili izleyiciler, Kök programında yine bir bölümün sonuna geldik. Tebliğ kavramını inşallah yeterince ulaştırabilmişizdir. Bu verdiğimiz ayetleri, programımızı tekrar izlerken ayetleri tekrar göreceksiniz. Onları bir kez de siz bu gözle bir kez daha okursanız, birkaç kez daha okursanız belki çok daha iyi olacaktır. Önümüzdeki Kök programında inzal, tenzil kavramlarına başlayacağız ve son iki bölümümüzü bunlara ayıracağız Allah nasip ederse. Fakat haftaya çok değerli bir konuğum var Yükselen Sözler'de. Sevgili hocamız Mikail Bayram bizlerle birlikte olacak Allah nasip ederse. O zamana kadar hepinize iyi haftalar, hoşçakalın.